Dünya Koleji Ödemiş Spor Bayındır Spor maçını sunar. Üç TVTR ekranlarından herkese mutlu pazarlar diliyoruz. İzmir Süper Amatör Lig'de Nevzat Güzel Yurmak İzmir Süper Amatör Lig 5. grupta 2. haftada Ödemiş Spor Bayındır Spor'u ağırlıyor. Çok kritik bir karşılaşma. Zirve mücadelesi adına da iki ekibin iddiası anlamında da çok önem taşıyan bir karşılaşma. Ben spikeriniz Başar Uçar. 3 TVTR canlı yayınında bugün YouTube kanalımızda sizlere bu maçı aktarmaya çalışacağım. Ekip arkadaşlarımla birlikte iki ekip de sahadaki yerini aldı. Karşılaşmayı İzmir İl Hakemlerinden Muhammed Alperen Çopur yönetecek. Yardımcılıklarını Vakkas Egemen Çelik ve Uğur İnce yapacak. Ödemiş Spor'un kadrosunu şimdi sizlere aktaracağım. Birazdan evet Ödemiş Spor'un kalesinde Serkan var. Hızlı bir şekilde aktarıyorum. Sağ bekte Hamza'yı izleyeceğiz. Sol bekte Hakkıcan. Stoper ikilisi Yunus Can ve Mümin. Orta üçlüde Ali Yiğit, Efe ve Gürkan. Sol kanatta Arda, sağ kanatta Şakir. İleri uçta gol silah olarak Emirhan Recep görev alıyor. Ödemiş Spor'da geçen hafta Tire karşısında tek golü atan isimdi. Saracoğlu Stadı'nda hakem triosu ve iki ekip sahadaki yerini aldı seremoni için. Karşılaşmaya ilginin o kadar da yüksek düzeyde olmadığını belirtelim. Evet, Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Sporu adına tribünleri selamlıyor iki ekip oyuncuları ve İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızı Gözku'yla hep birazdan okuduk. Bayındır Spor'un ilk 11'ini şimdi sizlerle paylaşacağım. Dilek Uzan'ın ilk 11 tercihi. Kalede Serdar var. Savunmada Ercan, Hasan, Selçuk ve Berke. Orta alanda çift ön libero Batuhan Demir ve Tolga Han Gök. Önlerinde Yasin oynayacak. Forvet arkası dediğimiz bölgede. Sol kanatta Hasan Aykılıcı. Sağ kanatta Batuhan Ot Yıldız'ı izleyeceğiz. Murat Karabatak'ta sarı kırmızılı konuk ekibin gol silahı olacak. Bugün Bayındır Spor siyah renkte bir formayla sahada. Onu da belirtelim. Ödemiş Spor kırmızı lacivert çubuklu formasını tercih etti. Yedek kulübelerine baktığımızda Ödemiş Spor yedek kulübesinde Emre Şener, Ali Rıza Doğan, Ayberk Pınar, Selman Eser, Umut Can İbolar, Mehmet Çetin, Yiğit Kayacı, Sefa Kutlu, Muammer Coşkun, Mehmet Çetin Dikşer. İlerleyen dakikalarda teknik direktör Aykut Koç'tan süre bekleyecek isimler. Bayındır Spor yedek kulübesinde de Halil Tosun yedek kaleci, Ataberk Başkaya, Berkay Aktürk, Halil Yılmaz, Baran Kahraman, Caner Arslan, Enes Kalkavan, Muharrem Özyurtlu ve Furkan Demircioğlu da yine kalan maçın kalan bölümünde teknik direktör Dilek Uzan'dan şans bekleyecek isimler. Bayındır Spor geçen haftayı galibiyetle kapatmıştı. Evinde Beydağ Belediyespor'u 5-1 ile geçmişti. Ödemiş Spor Tire Belediyespor deplasmanında öne geçmesine rağmen ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Bugün de Ödemiş Spor için adeta bir telafi mücadelesi, ancak Bayındır Spor'un oldukça iddialı bir kadroyla sahada yer aldığını belirtelim. Önemli transferler yaptılar. Geçen sezon Tire Belediyespor'un playofflara katılan takımından önemli transferleri var. Yaş ortalaması bugün Bayındır Spor'un 28.1. Ödemiş Spor'un yaş ortalamasına baktığımızda 21.7 olarak belirlendi. Ödemiş Spor'da altyapıda yetişmiş isimler Şakir Göktepe, Arda Kundakçı bugün ilk 11'de şans buldu. Aynı şekilde Ali Yiğit Özten 2005 doğumlu, Şakir ve Arda 2004 doğumlu. Bayındır Spor'un sahadaki en genç oyuncusu 1997 doğumlu Tolga Han ve yine 1997 doğumlu Murat Karabatak'la birlikte Hasan Topaloğlu olacak.
yaş ortalaması bakımından. Ve Saracoğlu stadında ilk düdük geliyor Muhammed Alperen Çopur'dan. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. Sakatlıktan uzak, zevkli, çekişmeli. Sertliğin sadece futbol topuna olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı bir maç olmasını diliyoruz. Aynı zamanda Ödemiş Spor'un bu sezon ilk kez taraftarı önünde mücadele ettiğini belirtelim. Bayındırlı taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde takımlarını destekliyor. Ödemiş Spor'da yine Çamlık Tayfa ve Ultras grubu genç efeler Çamlık tribününde alışık olduğumuz bölgede takımlarını destekliyorlar. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen bu karşılaşmada konuk ekibi yalnız bırakmadı. Ödemiş Belediye Başkan Yardımcısı Özay Kaptan, Ödemiş Spor Kulüp Başkan Yardımcısı Mustafa Turan da yine protokol tribününde karşılaşmayı takip ediyor. Taç atışı Ödemiş Spor'un, Hamza Ayaz kullanacak. Evet ya. Taç atışını hemen kullanıldı bu taç atışı. Savunma karşılıyor. O bölgede Ercan ile. Ercan da Bayındır Spor altyapısından yetişmiş bir isim. Uzun yıllardır sarı kırmızılı formayı terletiyor. Hamza bir kez daha taç atışını kullandı. Emirhan'dan önce savunmada araya giren isim Selçuk oldu. Selçuk çalışır. 36 yaşında tecrübeli forveti Bayındır Spor'un. Taç bir kez daha kullanıldı. Ödemiş Spor taçlarla geliyor. Bir vuruş denemesi Efe'den kaleci Serdar'a geldi. Kaleci Serdar Çambaz da geçmiş yıllarda Ödemiş Belediyespor'da iki kez forma giydi. Süper amatörde ve bölgesel amatörlükte. Ödemişli futbol severlerin, bu bölgedeki futbol severlerin yakından tanıdığı bir isim. Tire 1922'de forma giydi. Geçen sezonda Bayındır Spor'daydı. Bu sezonda yine Bayındır Spor'un kalesi Serdar'a emanet. Karşılaşmanın temposu bir türlü yükselmedi. Elbette ilk dakikalarda iki ekip de birbirini yokluyor. Temkinli bir oyun var. Emirhan faul bekledi. O faul düdüğü de geldi. Ercan'ın müdahalesi için faul kararı geliyor. Maçın hakemi Alperen Çopur'dan. Hamza gitti o bölgeye. Serbest vuruşu kullanmaya sağ çaprazdan. Bu arada Bayındır Spor'da elbette Yüksel Baba Yiğit de teknik ekipte yer alıyor. O da daha önce Ödemiş forması giyen bir isim. Bilek Uzan'la birlikte çalıştırıyorlar. Sarı kırmızılı ekibi. Hamza kullanıyor serbest vuruşu. Şimdi orta geldi. Savunma kafayla karşıladı. Orada Yasin. Açılan bu top Hamza. Hamza Efe mücadelesi. Kafayı vuran Tolgağan olmuştu. Taç atışı Ödemiş Spor'u. Hamza aldı topu. Taç atışını kullanmak üzere. Kullandı da Yunuscan Bozkır. Yerden pası Mümin'e. Mümin'e baskı var bu arada. Evet. Bu baskı sonuç getirecek mi? Serkan kalesini zamanında terk etti. Tehlikeyi önledi. Bir anda orada Serkan isim Batuhan Ot Yıldız olmuştu. O da bölgesel amatörlük tecrübesi olan bir isim. Savunmadaki bu anlaşmazlıkta araya girmek istedi ama Serkan tehlikeyi önledi. Şimdi Gürkan. Gürkan'ın pası sağ kanada doğru. Şakir o topa yetişebilecek mi? Ercan'la mücadelesi. Şakir sıyrıldı Ercan'dan. Şakir gidiyor. Taş çizgisi üzerinde top çıktı diyor yardımcı hakem. Orada Vakkas Egemen Çelik'in bayrağı var. Taş atışını Bayındır Spor kullanacak. İlk anda sıyrılmıştır Şakir rakibinden. Genç oyuncu Şakir. Göktepe. Kullanıldı taç atışı. Selçuk havalandırdı. Mümin karşıladı. Mümin. Mümin'in yerden pası. Tolgahan. Orada Ödemiş Sporlu oyuncuların baskısı var. Bu baskı sonuç getirdi. Şakir kaptı topu. Şimdi Efe. Efe araya oynamak istedi. Savunma son anda vurdu kafayı. Hasan Aykılıç. Ercan Engin. Tekrar Hasan Aykılıç'a doğru. Hasan Aykılıç'a izin vermeyen isim orada Efe. Efe Yıldız geçen hafta takımın mağlup olmasına rağmen oynadığı oyunla beğeni toplamıştı. Bugün de orta sahanın merkezinde. Ercan kullandı taç atışını. İki oyuncu birden yükseldi Ödemiş Spor'da. Bir anlaşmazlık söz konusuydu. Tekrar topa Bayındırlı oyuncular sahip oldu dediğim anda Ödemiş Spor topu kazandı. Taç bir kez daha Ödemiş Spor'un oldu. Hasan Aykılıç karşısında Gürkan. Düzeltiyorum. Hamza vardı. Hamza'dan bu top oyun alanını terk etti. Taç atışı. Bayındır Spor'un arka arkaya taç atışları. İlk 5 dakikada 10'u aşkın taç atışı oldu. Şimdi Şakir o bölgeden çıkabilecek mi? Çıkamadı. Hasan, ayak koyan isim Ali Yiğit. Ali Yiğit'ten bu kez oyun alanını terk etti top. Ercan Engin kullanıyor taç atışını. Ercan
Batuhan Demir, o da bölgesel amatörlük tecrübesi olan isimlerden. Daha önce Bozdoğan Spor'la bu sahada Ödemiş Spor'a karşı forma giymişti. Yasin Yılmaz, açılan top, Batuhan Demir, topla buluştu Batuhan. Sağ kanada doğru, Batuhan Ot Yıldız'ın koşu yoluna, Serkan Gazel çıktı, tehlikeyi önledi. Batuhan arkadaşını kutladı bu pasından dolayı, ancak tabii bu sert zeminde paslar bir anda şiddet kazanabiliyor. Top bir anda açılabiliyor. Bu da her iki takım oyuncuları için dezavantaj. Bu arada orada yerde kalan bir isim var. Emirhan yerde, Ödemiş Spor'da. Yüzünü tutuyor Emirhan. Alperen Çopur o bölgeye yakın. Sağlık görevlerini bakalım oyuna davet edecek mi? İlk 5 dakika golsüz eşitlikle geçildi Saracoğlu Stadyumunda. Şimdi mühimin kalecisi Serkan'a döndü. Serkan yerden Yunus Can'a kazandırdı. Tekrar Serkan. Serkan'ın ayağının altından geçen bu top tribünleri bir an olsun heyecanlandırdı. Şimdi Serkan uzun oynadı. Akkıcan kontrolü sağladı. Akkıcan, Ödemiş Spor hızlı çıkarsa tehlike olur. Akkıcan'ın pası. Orada Gürkan Yörük. Gürkan pasını verdi Arda. Arda bir çalım Arda'dan. Arda yerden bıraktı. Ali Yiğit o da bıraktı. Şakir çerçeveyi görebilecek mi? Vuruşunu yaptı, üstten alta gitti. Şakir düzeltti, vurdu. Top üstten alta gitti. Maçın ilk şutu oldu bu da. Ödemiş Spor adına. Ödemiş Spor Arda'nın vücut çalımı sonrası bulduğu boşluğu iyi değerlendirmeye çalıştı Bayındır karşısında. Top üstten alta gitti. Selçuk. Ödemispor'un önde baskısı sonuç getirecek mi? Son anda orada takımını rahatlatan isim Batuhan oldu. 4 numaralı formasıyla Batuhan. Yunus Can araya girmek istedi. Şimdi Hamza. Hamza pasını verdi Emirhan. Göğsüyle indirdi yerde Ali Yiğit. Ali Yiğit bıraktı Şakir'e. Şakir çıkmadan yetişebilecek mi? Top sekti. Hız kazandı ama Şakir yetişti dediğim anda. Top oyun alanında kalmadı. Oldukça heyecanlı bir mücadele. Ulus tribününün görece daha dolu olduğunu belirtebiliriz. Şamlık tribününde geniş boşluklar var. İki ekip taraftarının da desteği sürüyor. Şimdi Selçuk. Yerden pası Ercan Engin. Tekrar Selçuk'a döndü. Tecrübeli stopere, 36 yaşında belirtmiştik. Şimdi Hasan Aykılıç'ın koşu yoluna doğru. Yunus Can hata yapmadı. Efe kafayla indirdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Batuhan kaptı topu. Batuhan'ın pası da isabetsiz. Top doğrudan oyun alanını terk ediyor. Kale vuruşunu şimdi Serkan kullanacak Ödemiş Spor'da. Akkıcan futbolcu. Geride Mümin Mutlu var. Mümin kalecisi Serkan'a. Serkan bekletmeden uzaklaştırdı. Kısa düştü bu top. Orta alanda Tolga Gök, Yasin topuyla bırakmak istedi. Son anda araya Mümin girdi. Arda Kundakçı bastı topu Arda. Arda kurtuldu rakibinden Arda. Arda rakip yarı alana geçmek istedi. Pasını da verdi Hamza'ya. Hamza git dedi Şakir'e. Şakir'e güzel bir pas. Şakir topla buluştu şimdi. Şakir savunma geldi, kapattı. Tekrar Hamza. Hamza ile Şakir çarpıştı. Top Bayındır Spor'a geçti. Orada bir anlaşmazlık. Hamza da bu pozisyonun neticesinde bir sakatlık yaşıyor şimdi. Hakem Alperen Çopur bekle dedi Ercan'a. Tacı kullanma dedi. Ödemispor'un genç oyuncuları Şakir ve Arda aynı şekilde orta alanda Ali Yiğit. Bugün vitrine çıkıyorlar. Oldukça stres yükü yüksek bir karşılaşma Ödemispor adına. Geçen haftanın ardından. Şimdi Ercan. Ercan'ı vurduran isim orada Ali Yiğit. Taç Ödemiş Spor'un oldu. Ercan bu kararı beğenmedi. Ancak karar değişmeyecek elbette. Şimdi Hamza gitti. Taç atışını kullanmaya topu aldı Hamza. Arkadaşlarının oyun alanındaki dağılımına baktı. Hamza Ayaz kullandı taç atışını. Emirhan çıkmadan yetişebilecek mi? Yetişemedi. Selçuk. Kalecisi Serdar'a. Serdar arkadaşlarından açılmalarını istedi. Pasını verdi Hasan Topaloğlu'na. Hasan Topaloğlu
O da geçen sezon Tire Belediyespor'da forma giyiyordu. Batuhan kalecisine biraz zorlayıcı bir pas attı. Serdar Selçuk'la oynadı. Selçuk. Selçuk'tan uzun bir top. Yunuscan kafayla karşıladı. Efe Seken bu topu. Gürkan aldı. Gürkan. Gürkan'dan güzel bir pas Şakir'e doğru. Ercan kafayı vurdu. Tehlikeye önledi. Ali Yiğit bıraktı Gürkan'a. Gürkan. Gürkan geriye doğru oynadı. Hamza. Hamza oyuna genişlik kazandırdı. Pasını verdi Mümin'e. Mümin'den Akkıcan'a. Akkıcan futbolcu geçti rakip yarı alana. Pasını da verdi Efe Yıldız. Efe Yıldız'ın pası isabetsiz. Taç atışı Bayındırspor'un. İlk 10 dakikada gol yok. Ödemişspor'un 7. dakikada Şakir'le bir şutu var. Rakip kaleyi yokladı. Üstten avuta gitmişti. Onun dışında bir pozisyon geliştiremedi. İki ekip de. Kaleci Serdar. Selçuk. Tekrar kalecisi Serdar'a. Serdar. Hasan Topaloğlu uzun oynadı. Hakkıcan izin vermedi bu topun geçmesine. Yasin'den pres var. Efe Yıldız. Efe kaybetmedi topu. Hakkıcan. Hakkıcan'dan Mümin'e. Baskı var Bayındırspor'dan. Mümin. Yunuscan. Yunuscan top açıldı. Bir anda Bayındırspor tehlikesine dönüşebilirdi ancak öncesinde bir elle oynama belirledi. Yunuscan'ın topun kontrolünü sağlayamayınca topa elle müdahale ettiğini belirledi hakem. 12. dakikadayız. İlk sarı kart Ödemişspor'dan Yunuscan'a çıktı. Bayındırspor tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Üç oyuncu var Bayındırspor'dan topun gerisinde. Kaptan Yasin'i görüyorum. Yine Hasan Aykılıç o bölgede. Batuhan uzaklaştı. Hasan Aykılıç da şimdi uzaklaşıyor. Serkan barajı kurduracak. Hasan Aykılıç mı? Yasin Yılmaz mı? Kim vuracak bakalım? Murat Karabatak da o bölgede. Hasan Aykılıç biraz toptan uzaklaştı. Murat Karabatak da aynı şekilde. Yasin vuracak gibi gözüküyor. Heyecan dakikası Saracoğlu'nda. 13. dakikadayız. Bayındırspor kritik bir noktadan serbest vuruş kullanıyor. Ceza yayının yaklaşık 2 metre kadar gerisinden nefesler tutuldu. Yasin topun gerisinde. Yasin, Serkan barajdaki arkadaşlarını uyardı. Hakem de barajdaki oyunculara son uyarılarını yaptı. Artık Alperen Çopur'un düdüğünü bekliyoruz serbest vuruş için. Yasin topun gerisinde. Dikkatle izlediğimiz bir an. Yasin vurdu. Serkan çıkardı. Serkan'dan kritik bir kurtarış. 13. dakikada Yasin'in kullandığı serbest vuruşu Serkan çıkardı. Gol izni vermedi. Köşe vuruşu kullanılacak. Hasan Aykılıç gitti köşe gönderine. Sol kanatta. İçerisi kalabalık. Hasan Aykılıç orta geldi. Arkaya doğru açılan top. Bir kafa geldi. Kafalardan seken top. Boşta kaldı. Top son olarak Serkan'da kalıyor. Selçuk'un kafa vuruşunda. Serkan degajını yaptı. Arda'yı bulur mu bu top? Bulmadı. Berke araya girdi. Ancak pres sonuç getirdi. Şimdi pas. Gürkan'dan ancak yerini bulmuyor bu pas. Ödemişspor tehlike yaratabilirdi ancak zeminden seken top bir anda hız kazandı. Dediğimiz gibi Saracoğlu Stadı'nın 2008 yılında sentetik çimeye dönüşen sahası o gün bugündür aynı saha zeminiyle maçlar oynanıyor. Saracoğlu Stadı'nın yeniden belediye tahsisiyle ilgili de henüz bir sonuç alınamadı. Arda ortaladı. Savunma son anda araya giriyor. Orada Hasan Topaloğlu'yla Berke devamında tehlikeyi uzaklaştırıyor. Ödemiş Belediyesi'ne yeniden tahsis edilmediği gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da herhangi bir çalışması şu ana kadar yok. Saracoğlu Stadı'ndan depreme dayanıklılıkla alakalı beton örneklerinin alındığını biliyoruz sadece. Bunun neticesinde belki de bir saha ve tribün yenilemesi yatırımı yapılacak. Dileriz ki bu yatırım bir an önce yapılır. Çünkü bu zemin şartları hem sporcu sağlığını tehdit ediyor hem de Ödemiş gibi bir ilçeye pek de fazla yakışmıyor. Bu arada Efe'ye yapılan müdahale için faul kararı geldi. Yasin bu kararı beğenmedi. Bayındırspor'un kaptanı. Gürkan kullanıyor serbest vuruşu Ödemişspor'da. Kullan dedi hakem. Orta geldi. Arkaya doğru. Yunuscan bir kafa. Üstten avuta gidiyor. Ödemişspor gole çok yaklaştı Yunuscan'la.
15. dakikadayız. Gürkan ortaladı. Yunus Can kendini unutturdu. Top üst direği sıyırıp out'a gitti. Karşılaşmada yavaş yavaş tempoda, heyecanla pozisyonlar da artmaya başladı. Şimdi Selçuk. Selçuk yanındaki Ercan'a oynadı. Ercan Şakir'e temas eden bu top. Taç atışını Bayındırspor kullanacak. Atak yönüne göre sol kanattan. Şimdi o taç atışı kullanıldı. Murat araya giren isim. Orada Ali Yiğit oldu. Efe 3 kişinin arasından çıkabilecek mi? Çok şık bir hareket. Şimdi Şakir'in koşu yoluna. Şakir kaptı topu. Şakir bastı topa. Efe ortaladı. Arkaya doğru açılan top. Serdar çıktı aldı. Ödemirspor özellikle Efe'nin bu varyasyonlarında önemli geniş alanlar buluyor. Tire maçında da benzer pozisyonlar yaşanmıştı. Şimdi Mümin kafayı vurdu ilk anda. Uzaklaştırmayı da başardı. Top karşı tribünler önünden taça çıkıyor. Ödemirspor taraftarları da gelişen pozisyonlarda büyük heyecan yaşıyor elbette. Geçen haftaki 3-1'lik mağlubiyetin izlerini silmek istiyor kırmızı lacivertler. Sahada futbolcular, tribünde de taraftarlar. Ancak 15. dakikada Yunus Can'ın kafa vuruşu maçın en net pozisyonuydu. 13. dakikada da Yasin'in serbest vuruşunu kaleci Serkan çıkarmıştı. Evet, bu arada Akıcan'ın müdahalesiyle yerde kalan isim Berke. Bayındırlı taraftarlar kart beklediler. Hakem oralı değil. Şimdi serbest vuruş. Atak yönüne göre sağ kanattan, sağ çaprazdan kullanılacak Bayındırspor adına. Tolgağan Gök gitti. Serbest vuruşu kullanmak üzere. O da 2015-2016 sezonunda Ödemirspor'un kadrosundaydı. Bölgesel amatör ligde o dönem genç bir oyuncu olarak. İçerisi karışık. Orta geldi. Karşılayan isim Gürkan oldu. Top tribünlere kadar gitti. Şimdi sahaya geri döndü. dakikadayız. Saracoğlu Stadı'nda 3TV TR yayınında İzmir Süper Amatör Lig'de ikinci hafta heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bugün YouTube kanalımızdayız. Maçtan önce de bu konuda gerekli duyurular yapılmıştı. Hakkıcan'ın pası Gürkan'a da çarptı top. Şimdi Emirhan bu topları sever. Emirhan hareket alanı var önünde. Ali Yiğit ceza alanına girdi. Ali Yiğit dar açıdan vuruşunu yaptı. Üstten out'a gitti. Ali Yiğit ilk anda kontrolü güzel sağlasa büyük bir tehlike olabilirdi ancak olmadı. Top üstten avuta gitti. Ödemirspor geniş alan bulduğu anlarda önemli tehlikeler geliştirmeye başladı. Batuhan Demir yanındaki Selçuk'la oynadı. Selçuk havalandırdı. Yunus Can müdahale yaptı ancak öncesinde faul vardı dedi hakem. Murat Karabatak'a yapılan müdahale için faul karar geliyor. Yunus Can'ın ellerini kullandığını belirtti maçın hakemi. Rakibini ittiğini belirtti. Yasin Yılmaz geldi o noktaya. Yasin'i uyarıyor hakem. Yerinden kullanılmasını istedi. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Yasin geride Selçuk'la oynadı. Selçuk'un pası Hasan Topaloğlu. Hasan yerden sağ kanattaki Berke pres var Arda'dan. Hakem oyunu sürdürdü. Kaleci Serdar tehlikeli bölgeye çıktı. Uzun oynadı. Akıcan karşıladı kafayla. Şimdi Efe Yıldız. Efe Yıldız döndü. Efe pasını verdi. Mümin. Biraz açıldı bu top. Mümin için mi kontrolünü sağladı? Kaleci Serkan. Serkan da sağ kanattaki Hamza'yı gördü. Atağın yönünü bir nevi değiştirmiş oldu. Hamza o da tekrar atan yönünü değiştirdi. Hakkıcan'a geniş bir alan var Hakkıcan'ın önünde. Hakkıcan bıraktı Arda'ya. Hakkıcan da hücuma destek veriyor bu dakikalarda. Şimdi Arda yaklaştı ceza alanına doğru. Yerden pası Ali Yiğit istediği gibi bırakamadı. Açılan bu topu Hamza karşıladı. Hamza uzaklardan kaleye denedi. Serdar bu topu güçlükle tokatladı Serdar. 20. dakikadayız. Ödemirspor arka arkaya tehlikeler geliştiriyor. Bu tehlikelerden birisine de Hamza imza atmış oldu Serdar. Adeta şandel şekilde gelen bu topu tokatlayarak büyük bir tehlike önledi. Gol olsaydı jeneriklik diyebileceğimiz gollerden birisi olacaktı. Hadi, 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 hadi.
Şimdi sol kanattan kullanıyor köşe vuruşu, kullanıldı. Savunma uzaklaştırma düşüncesinde geriye doğru açılan top. Hamza karşılayamadı. Murat Karabatak, Hakkıcan uzaklardan vuruyor. Yandan avuta gidiyor. Hakkıcan hem uzaklaştırmak için vurdu hem de bir nevi şansını denedi. Ancak top yandan farklı şekilde avuta gitti. Kaleci Serdar hemen kale vuruşunu kullandı. Selçuk, Hasan Aykılıç, onu karşılayan orada Hamza'ydı. Hasan Aykılıç, ters kanada doğru Batuhan Otyıldız, zeminden seken bu top Batuhan'ı da yanılttı. Geriye doğru pas Hakkıcan'dan, Serkan bekletmeden uzun oynadı. Arda'ya doğru, Arda orada Berke ile birlikte yükseldi ancak top ikisine de temas etmeden doğrudan taca gitti. Taç atışı Bayındır Spor'un. Faul kararı geliyor. Serbest vuruş kullanıldı. Ercan havalandırdı. Yunus Can karşılıyor bu topu. Top bir kez daha taca gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Efe araya girdi. Efe şimdi oynadı. Gürkan'a doğru. Gürkan Selçuk'la mücadelesi. Düzeltiyorum. Hasan Topaloğlu. Panik yaptı biraz. Geride kalecisi Serdar'a. Pres sürüyor. Ödemispor'un presi. Önde pres var. Arda geldi o bölgeye. Rakibi Atay'a zorlamaya çalışıyor. Kırmızı lacivertler. Topukla bıraktı Batuhan. Yasin'in pası isabetsiz. Şimdi pas Emirhan'a geçmedi. Gürkan'ın pası geçse büyük bir tehlike olabilirdi. Şimdi Ercan hücuma destek veriyor. Hamza ile mücadelesini izliyoruz. Hamza kayarak müdahale. Taç atışı Bayındır Spor'un. 22. dakikadayız. Sarıcıoğlu stadında henüz gol sesi yok ama Ödemiş Spor'un geliştirdiği önemli fırsatlar, önemli pozisyonlar var. Hamza uzun oynadı. Selçuk. Tolgağan, Yasin, Batuhan Demir. Hasan Topaloğlu geride. Hasan Batuhan'la oynadı tekrar. Batuhan pası verebilecek arkadaşını aradı. Orada adaşı Batuhan Otyıldız'a. Şimdi Tolgağan, Ödemispor rakibinin pas trafiğini kesmeye çalışıyor. Şimdiye dek bunda da başarılı olduğunu belirtebiliriz. Hamza'dan çıktı top. Taç atışı hemen kullanıldı. Tolgağan Gök aşırtma bir pas. İçeriye doğru düştü Murat Karabatak o bölgede. Murat Karabatak vuruşunu yaptı. Topu alana gitti Bayındır Spor. 1-0 öne geçiyor. Murat Karabatak dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Bayındır Spor 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Golleri kaçıran Ödemiş Spor oldu. Öne geçen Bayındır Spor. Aşırtma pas. Topu önünde bulan Murat Karabatak dar açıya rağmen uzak direğe doğru vuruşunu yaptı. Bayındır Spor'u 1-0 öne geçirdi. 23. dakikadayız. İşte burada savunmanın arasına atılan bu top. Mümin o bölgede ancak ona rağmen vuruşunu yapmayı başardı ve Bayındır Spor 23. dakikada 1-0 öne geçti Murat Karabatak'la. Murat Karabatak'ın da kaleyi yokladığı ilk pozisyon diyebiliriz bunun için. Bayındır Spor'un yine serbest vuruş dışındaki ilk isabetli şutu gol oldu Ödemiş Spor karşısında. Hakkıcan futbolcu pası Efe Yıldız kurtuldu rakibinden. Efe ikinci rakibinden de kurtuldu. Efe bir üçüncüsü olur mu? Efe pasını verdi Hamza. Hamza'dan tekrar Efe'ye. Efe'nin koşusu vardı o bölgede. Selçuk son anda kafayı vurdu, tehlikeyi önledi. Su molası veriyor sıvı ihtiyacını karşılaması için iki ekip oyuncularının. Maçın hakemi Alperen Çopur. Elbette sıcaklık yüksek bugün. Ödemiş'te yazdan kalma bir gün var adeta. 23 derecelik bir sıcaklık. Bayındır Spor dediğimiz gibi kalesinde önemli tehlikeler atlattı. Özellikle 15. dakikada Yunus Can, 18. dakikada Ali Yiğit, 20. dakikada Hamza derken 23. dakikada Murat Karabatak'la golü buldu konuk ekip Sarı Kırmızılar.
13. dakikada da serbest vuruştan Yasin kaleyi yoklamış. Kaleci Serkan kritik pozisyonda gole izin vermemişti ancak futbolun tabii ki kuralı Ataman'a atarlar. Şu an için ilk 25 dakikada bu kural, futbolun yazılı olmayan bu kuralı işlemiş oldu Saracoğlu stadında. Bu su molasını mini bir toplantıya dönüştürdü iki ekibin teknik heyeti de. Oyuncular sahaya döndüler. Taç atışı Ödemiş Spor'un son olarak Selçuk müdahalesiyle top oyun alanını terk etmişti. Taç kullanılacak sağ kanattan Ödemiş Spor. Şakir gitti o bölgeye taç atışını kullanmaya. Bu taç atışı kullanıldı. Efe Yıldız pasını verdi Hamza'ya. Hamza tekrar Efe'ye. Efe bıraktı Hamza. Topla buluştu. Hamza'nın pası geçti. Şimdi Gürkan. Gürkan da bıraktı Şakir'e. Şakir içeri girebilecek mi? Ercan topu Şakir'e çarptırdı. Top oyun alanını terk etti. Kale vuruşunu Bayındır Spor kaleci Serdar'la kullanacak. Serdar yerden hemen Hasan Topaloğlu ile oynadı. Hasan Topaloğlu geçmişte Trabzon 922 altyapısında da forma giymişti. Selçuk uzun oynadı. Karşılayan olmadı Demirspor adına. Murat Karabatak arkaya sektirdi ancak olmadı. Şimdi bir Verkaç. Efe Yıldız bıraktı Hakkıcan'a. Hakkıcan. Hakkıcan pası yerden. Gürkan. Gürkan. Gürkan havalandırdı. Hiçbir arkadaşım olmadı bölgeye. Top kaleci Serdar'a geldi. Serdar göğsüyle karşıladı bu topu. Biraz da oyunun temposunu düşürmeye yönelik hareketler yapıyor. Topu henüz eline almadı. Şimdi o bölgeye gitti Emirhan pres yapmaya. Selçuk bastı topa. Pas verebilecek arkadaşın arada uzun oynadı. Hasan Aykılıç çektirdi. Yunus Can karşıladı. Yunus Can. Yunus Can'dan pas Hamza'ya. Hamza. Hamza döndü şimdi yüzünü rakip kaleye. Hamza'nın pası Emirhan alabilecek mi? Savunmada Selçuk tecrübesiyle geldi kapattı. Şimdi Hasan Aykılıç'a doğru. Edemispor'da Hamza perdelemişti onu. Yunus Can. Yunus Can. Yunus Can ısrarla sürükledi. Yunus Can'ın pası biraz riskli. Hakkıcan içinde zor bir top. Hakkıcan çıkmadan yetişti. Hakkıcan gelede kalecisi var Serkan. Serkan'a döndü. Serkan uzun oynadı. Arda'ya doğru. Arda topun indiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Yerden pas Yasin'e. Yasin Hasan Aykılıç'a kazandırdı. Offside yok. Hasan Aykılıç kaleci Serkan'la karşı karşıya. Serkan'a yapılan müdahale için faul kararı geliyor öncesinde. Offside de yoktu. Hasan çok tehlikeli şekilde sızdı içeri ancak Serkan sakatlık pahasına çıktı. Tehlikeyi önledi. Serbest vuruş kullanılacak. Şimdi Serkan kullandı serbest vuruşu. Yunus Can Bozkır. Yunus Can. Yerden Gürkan'a. Gürkan kalecisi Serkan'a. Serkan. Serkan sağ kanatta Hamza var. Hamza kafayla indirdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Şimdi Hasan Aykılıç. Hasan Aykılıç hareket alanı buldu Hasan. Hasan ceza alanına girdi Hasan. Sağına çekti Hasan. Bıraktı. O bölgede Yasin. Yasin'den şimdi Batuhan Otyıldız'a. Batuhan Otyıldız. Batuhan ortalamadı. Batuhan içeri girmeye çalışıyor. Şimdi orta geldi. Serkan yumrukladı bu topu Murat Karabatak'tan önce. Geçen sezonda bu sahada oynanan ve 1-1 biten Bayındır Spor Ödemiş Spor maçında Murat Karabatak atmıştı. Konuk sarı kırmızılı ekibin golünü. Bugün de Ödemiş Spor ağlarını havalandırmayı başardı Murat Karabatak. Ödemiş Spor'a karşı şansının tuttuğunu söyleyebiliriz. Yaptığı vuruşta da maçı dar olmasına rağmen uzak direği iyi gördü ve yan ağlara çarpan top Ödemiş Spor ağlarına gitti. Bu golden önce Ödemiş Spor arka arkaya 3 pozisyondan gol çıkartamamıştı. Şimdi taç atışını Bayındır Spor kullanacak. 30. dakikadayız. Bayındır Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Hasan Aykılıç pasını verdi Ercan'a. Ercan. Ercan. Ercan açıldı bu top. Out diyor hakem. Kale vuruşunu kullanacak. Şimdi Serkan. Yunus Can'ın pası yerden. Gürkan. Gürkan. Prese gelen Yasin vardı. O pasını Mümin'e verdi. Mümin. Mümin'in pası
zorlama bir pastı bu. Taç Ödemirspor'un oldu. Çünkü Batuhan Otyıldız'dan son bir müdahale var dedi. Karşı tribünler önündeki yardımcı hakem Uğur İnce. Yerinden kullanılmasını istedi Alperen Çopur taç atışının. Şimdi Akkıcan'ın taç atışını kullanmasını bekliyoruz. Saracoğlu'nda uzun bir taç hazırlığı vardı. Öyle de oldu. Gürkan kafayla sektirdi. Emirhan'a doğru. Savunma da Hasan araya girdi. Yükseklik kazanan top. Mümin kafayı vurdu. Top Bayındırlı oyuncularda kaldı. Murat Karabatak bastı topa. Murat. Murat'tan pas. Berke yerde. Oyun devam etti. Oynayın dedi maçın hakemi. Şimdi Arda. Arda pasını verebilirse tehlike olurdu. Veremedi. Açılan bu top Selçuk. Kontrolü kolayca sağladı ancak orada bir ikili mücadele vardı. Arda'ya çıktı sarı kart. Faul yaptığını belirtti Arda'nın rakibine. Ödemirspor'da sarı kart veren ikinci isim Arda oluyor. 31. dakikadayız. Kafayla indirdiği yerde Hamza var. Hamza da kafayla kalecisine bıraktı. Serkan yerden hemen oynadı Yunuscan'a. Yunuscan. Hamza hazırlık pasları Ödemirspor'da. Hamza uzun oynadı. Savunmada karşılayan Selçuk. Ercan havalandırdı. Seken bu top. Yasin önünde kaldı. Yasin döndü yüzünü. Yasin aradan bırakmak istedi. Yunuscan son anda ayak koydu. Oyun devam ediyor. Elle oynama beklentisi var. Gürkan yerde. 2-8 numaranın mücadelesinde Gürkan yerde kaldı. Serbest vuruş Ödemirspor'un. Mümin. Bu arada Hamza'nın bir sakatlığı mı var? Yunuscan uzun oynadı. Şakir arkaya bırakmak istedi. Ercan karşıladı. Hasan Aykılıç. Hasan ilerliyor. Hasan hızlı. Hasan iki kişinin arasından çıkamadı Hasan. Taç atışı Ödemirspor'un oldu. Hasan bir de faul bekliyordu bu pozisyonda ancak bu kararı anlam veremedi. Hamza bir kez daha yerde. Sanırım bir sakatlığı var. Ve bu ara ara nüksediyor. Acı içerisinde Hamza Ayaz. Onun da kaleciyi oldukça zorlayan bir şutu vardı 20. dakikada ancak orada Serdar son anda tehlikeyi fark edip tokatlamıştı. Bir zamanlar Ödemirspor'da da forma giyen Belediyespor'da forma giyen Yüksel Babayiğit maçın başından beri ayakta Bayındırspor yedek kulübesinde. Ödemirspor teknik direktörü Aykut Koç yardımcısı Seçkin Akgün'de heyecan içerisinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulunuyorlar. Şakir kullandı taç atışını. Gürkan rakibine çarptırdı. Topu bir kez daha Ödemirspor'a kazandırdı Gürkan. Gürkan git dedi Emirhan'a. Emirhan Selçuk'tan bu top oyun alanına terk ediyor. Bir kez daha taç atışı. Taç atışı kullanıldı. Emirhan şık bir hareket. Emirhan son çizgiye inmek istiyor. Perdeleyen orada Selçuk. Selçuk'a öncesinde yapılan hareket. Faul diyor maçın hakemi. Serbest vuruşu Bayındırspor kullanacak. 34. dakikadayız. Bayındırspor 23. dakikadan beri 1-0 önde. Murat Karabatak atmıştı konuk ekibin golünü. Şimdi Ercan Engin havalandırdı. Bu top sekerse tehlike olur. Mümin'in kontrolünde Mümin. Mümin kalecisi Serkan'a döndü. Serkan'dan Efe Yıldız. Onu kovalayan Yasin Yılmaz'dı. Yasin Efe mücadelesi. Serkan uzun oynadı. Gürkan. Batuhan Demir havalandırdı. Mümin. Akkıcan. Seken bu top. Ödemirspor topu taca bırakmak zorunda kaldı. Bayındırspor'un önde baskısı söz konusu. Thank you.
Batuhan Ot Yıldız. O bölgeden çıkamadı Batuhan. Gürkan sürüklüyor hata. Gürkan şimdi Şakir'e oynamak istedi. Ali Yiğit kaptı topu. Ali Yiğit kaybetmedi. Efe yerden Hakkıcan. Rakip yarı alana geçti Ödemirspor. Hakkıcan'ın pası yerden Emirhan. Emirhan yerde. Oyun devam ediyor. Kalktı hakem. Orada Arda ısrarla hata sürüklemek isterken kendisine yapılan müdahalenin faul olduğunu belirtti maçın hakemi. Serbest vuruşu tehlikeli sayılabilecek bir noktadan kullanacak Ödemirspor. Sol çaprazdan Arda yerde kalmıştı. Az önce de benzer bir pozisyonda Gürkan'ın aynı noktadan kullandığı serbest vuruşta Yunus Can kafayla gole çok yaklaşmıştı. Şimdi serbest vuruşun kullanılmasını bekliyoruz. İçerisi kalabalık. Gürkan kullandı. Arkaya doğru açılan bu top kaleci Serdar. Top Ödemirsporlu oyuncuları bulmadı bu serbest vuruş organizasyonunda. Murat Karabatak yerden oynadı. Akkıcan hiçbir arkadaşı yok Murat'ın. Akkıcan şimdi Ödemirspor atağını başlatmak istiyor. Uzun oynadı Emirhan'a doğru. Seker mi bu top? Batuhan topu sökemedi Arda'dan dedim ama öncesinde elle müdahale tespit etti. Arda'nın da sarı kartı var. Dikkatli olması gerekiyor elbette. Bu arada Ödemirspor'da geçen hafta Tire Belediyespor'un ikinci golünün ardından yaşanan sevinçte çıkan kavgada kırmızı kart gören Hüseyin yedek kulübesinde görmüştü bu kırmızı kartı. Bir maç ceza aldı. Aynı şekilde aynı pozisyonda Ödemirspor yedek kulübesi önünde gol sevincini yaşayan Volkan Güler de 3 maç ceza aldı Tire Belediyespor'da. Onu da belirtmiş olalım. Bugün Hüseyin Ekici bu sebepten kadroda yer almıyor Ödemirspor'da. Ödemirspor'un yedek kulübesinde son 10 günde takıma dahil olan Umut Can İbolar ve Yiğit Kayacı şans bekleyen isimler. Onu da belirtmiş olalım. Hakkıcan topu oyun alanında tutamadı. Taç atışı Bayındırspor'un oldu. 38. dakikaya doğru ilerliyoruz Saracoğlu Stadı'nda. Bayındırspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Berke kullanmıştı taç atışını. Ayak koyan Gürkan oldu. Bir kez daha taç atışı karşı tribünler önünden kullanılacak Bayındırspor adına. Taçlarla yaklaşıyor ödemiş cezalarına Bayındırspor. Batuhan'dan önce araya giren, ayak koyan Mümin'di. Şimdi geriye doğru bir pas. Selçuk kendi yarı alanın ortalarından kalecisi Serdar'a döndü. Serdar yerden pasını verdi Hasan Topaloğlu'na. Şu ana dek onu rahatsız eden bir isim yok. Tekrar Serdar. Serdar yerden Selçuk çalışır. Hasan Aykılıç. Taç atışı Bayındırspor'un oldu. Şakir ayak koymuştu son olarak. Yunus Can havalandırdı. Gelişi güzel bir uzaklaştırma. Ödemiş tribünlerinden de tepki aldı bu uzaklaştırma. Yunus Can'ın uzaklaştırdığı bir top. Topun oyun alanına dönmesini bekledik. Şimdi Ercan kullandı taç atışını. Şakir paylaşılamayan bu top. Top Bayındırspor'un oluyor bir kez daha. Şakir bu karardan memnun değil. 39. dakikayı yarıladık. Tempo bu saniyelerde biraz düştü. Efe Yıldız Emirhan'a doğru. Emirhan'ın omzuna çarpan top önünde kalır mı? Selçuk son anda ayak koyuyor. Ödemirspor hata sürecek. Arda açılan bu top. Gördüğünüz gibi zeminde yere bir kez çarpan top bir anda duvara çarpmış gibi açılıyor. Bu da oyuncuları zorlayabiliyor açıkçası. Şimdi Hamza. Hamza'nın pası. Şakir kendini unutturmuştu orada. Şakir şimdi ilerliyor. Şakir ortaladı. Emirhan kafayı vurdu. Son anda tokatlıyor topu Serdar. Ben müdahale etmedim diyor ama hakem aynı görüşte değil. Emirhan'ın kafa vuruşunda Serdar tokatladı. 40. dakikada Ödemirspor Emirhan'la gole çok yaklaştı. Şakir ortalamıştı. Serdar tokatladı son anda. Gürkan gidiyor karşı tribünler önünde köşe gönderine. Gürkan kullanıyor köşe vuruşunu. İçeride 5 Ödemirsporlu var. Orta geldi. Kaleci Serdar çift yumruk. Hasan Aykılıç uzaklaştırmaya çalışıyor.
Bir de kontratak başlatır mıyız diyor Bayındırlı oyuncular ama Akkıcan izin vermedi. Şimdi Gürkan. Gürkan'ın pası Efe'ye. Efe'den Akkıcan'a doğru savunmada izin vermeyen isim Tolga Han. Batuhan yerde. Batuhan'a yapılan müdahale için faul kararı geliyor. Batuhan da kısa süreli bir düzeltiyorum. Hasan Aykılıç orada bir sakatlık yaşıyor. Bayındırspor'un 10 numaralı futbolcusu Batuhan da 20 numaralı formayı giyiyor. Batuhan Ot Yıldız. Daha önce Ödemişspor'la bir dönem adı anılmıştı onun da. Şimdi sağ kanattan Berke'nin pası. Batuhan Ot Yıldız topla buluştu. Batuhan ortaladı. Murat Karabatak'a doğru. Murat Karabatak topu önünde bulabilecek mi? İlk anda kontrol etti ama top önünde kalmadı. Hamza'nın pası. Ali Yiğit Östen yerden Şakir'e izin vermeyen isim Ercan. Ancak devamında Batuhan'ın pası isabetsiz. Taş atışı Ödemişspor'un. Ödemişspor devre arasına girmeden bir eşitlik sayısı istiyor. Az önce bu hedefine de yaklaştı 40. dakikada Emirhan'ın kafa vuruşunda. Şimdi taç atışı kullanıldı. Efe Yıldız. Efe'nin pası Şakir'e güzel ama top hız kazandı. Hasan Topaloğlu hata yapmadı. Bayındırspor'un stoperlerinden Hasan Topaloğlu. Diğer Hasan Aykılıç sol kanatta bu maçta şu ana dek. Kullanıldı taç atışı. Efe Yıldız ceza alanında Efe zorladı pozisyonu. Ali Yiğit çekti. Ali Yiğit pasını verdi. Gürkan da geriye Hamza'ya. Hamza yerden oynadı. Hiçbir arkadaşı yok o bölgede. Şimdi Tolgağan, Bayındırspor hata tehlikeli gelişebilir. Murat Karabatak hızlı bir şekilde ilerliyor. Son anda mümin ayak koydu. Araya girdi ve tehlikeyi önledi. Taç atışı Bayındırspor'un. Ödemişspor çok adamla gitmişti rakip yarı alana. Devamında bir kontratak. Ancak mümin geçiş izni vermedi. Arda'nın müdahalesi için Batuhan'a faul kararı geldi. Arda'nın sarı kartı da var. Hakem bu sana son uyarım diyor vücut diliyle gördüğümüz kadarıyla buradan. Arda aynı görüşte değil ancak karar değişmeyecek elbette. Hasan Aykılıç bana bırakın dedi. Çok adamla geldi Bayındırspor. Şu ana dek 5 oyuncusu Ödemişspor ceza alanında. Topun gerisinde Hasan Aykılıç. 43. dakikadayız. Hasan ortaladı. Açılan top. Kimse dokunamadı. Son olarak Hamza'dan top oyun alanını terk etti. Hem Batuhan hem Selçuk uygun pozisyonda kaleye doğru çeviremediler topu. Hasan Aykılıç bu kez köşe vuruşunu kullanmak üzere sol kanada geldi. Şimdi topu köşe gönderinin bulunduğu çeyrek daireye dikti. Orta geldi. Arkaya doğru açıldı bu top. Murat Karabatak'a da geçti. Batuhan korumaya çalışıyordu. Araya giren Ödemişsporlu oyuncular oldu. Hamza'nın pası. Gürkan, kaleci Serdar da çıktı. Tehlikeyi önledi. Serdar'ın uzaklaştırdığı bu top Yasin için şimdi ofsayt bayrağı kalktı. Biraz tereddütlü kalkan bir bayrak oldu bu. Yasin topu ağlara gönderse de gol değeri kazanmıyor. Yasin Bayındırspor'un kaptanı. Kendisinin ofsaytta olmadığını belirtiyor ancak karar değişmeyecek elbette. Topun hareket halinde olduğunu belirtti. Hamza hemen kullanmak istemişti en direkt serbest vuruşu. Şimdi Yunuscan'a bıraktı. Yunuscan arkadaşlarının dağılımına baktı. 44. dakikadayız. Saracoğlu stadında Bayındırspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Yunuscan uzun oynadı. Emirhan'ın indirdiği yerde Gürkan vardı. Gürkan iki kişinin arasından çıkamadı. Hasan Topaloğlu son anda uzaklaştırıyor ancak tehlikeli hareket olduğunu belirtiyor maçın hakemi. En direkt serbest vuruşa hükmediyor Alperen Çopur. Kaleci Serdar. En direkt serbest vuruşu kullanılacak. İlk yarının sonuna ne kadar süre ilave edildi birazdan göreceğiz. Evet, sağ komiseri Ceyhan Öztürk.
2 dakika daha futbol topu dönmeye devam edecek dedi sahada. Şimdi Yasin'in aşırtma pası, Murat Karabatak topu önünde buldu. Yunuscan izin vermedi. Yunuscan'dan top oyun alanını terk ediyor. Taç atışı Bayındırspor'un. Yavaş adımlarla gidiyor taç atışını kullanmaya Batuhan Okyıldız. Elbette ilk yarıyı bu şekilde kapatmak istiyor sarı kırmızılı konuk ekip. Batuhan da bıraktı Berke'ye. Berke, Batuhan Demir. Batuhan Demir son çizgide topu köşe göndermeye saklama düşüncesinde. Tabii ki zamana oynuyor konuk ekipte skor avantajıyla. Taç bir kez daha Bayındırspor'un diyor. Karşı tribünler önündeki yardımcı hakem Uğur İnce. Taç atışını kullanacak sarı kırmızılı ekip. Uzun bir taç atışı hazırlığı. Öyle de oldu. Gürkan kafayla karşıladı. Bir vuruş yan ağlara doğru gitti. Batuhan Otyıldız orada şansını denedi. Top kaleyi bulmadı. Erkan Gazel yerden oynadı Yunuscan'a. Yunuscan. Yunuscan'ın pası Hamza. Hamza sağ taç çizgisi üzerinde açılan bu top. Taç Bayındırspor'un diyor maçın hakemi Tolgağan. Hamza'ya çarptırdı topu. Şimdi sol kanattan kullanıldığı taç atışı, Ercan'ın kullandığı taç atışı, Hasan açılan bu top. Ali Yiğit'in indirdiği yerde hiçbir arkadaşı yok. Batuhan Demir hakem de düştü bu arada. Maçın hakemi Alperen Çopur. Dengesini kaybetti. Batuhan Otyıldız Arda'dan kurtuldu. Batuhan yerden orta. Hamza karşılıyor. Hasan Topaloğlu hakkı hata yapmadı. Araya giren Efe Yıldız oldu. Efe Yıldız. Efe Yıldız kurtuldu rakibinden. Efe'den şık bir pas. Şimdi Arda. Arda rakip yarı alanına geçmek üzere. Efe'nin koşuluna. Efe. Efe ilerliyor. Efe yerde. Kalk diyor maçın hakemi. Hiçbir şey yok diyor. Efe yüzünü tutuyor. Maçın hakemi kalk dedi. Efe acı içerisinde kıvranıyor. Ve o bölgede gergin anlar yaşanırken İlk yarının bitiş düdüğünü çaldım ben diyor maçın hakemi Alperen Çopur. İlginç bir ilk yarı bitişi oldu. Orada Efe bir sakatlık yaşıyordu. İlk yarıda şimdilik bu kadar dedi ve yardımcılarını yanına çağırdı Alperen Çopur. İlk yarıyı Bayındırspor 1-0 önde kapattı. 23. dakikada savunmanın arkasına atılan topta ısrarla takipçi olan Murat Karabatak son çizgiye doğru indi. Dar açıya rağmen vuruşunu yaptı. Uzak direğin oradan top ağlarla buluştu. 3TV TR canlı yayınında ikinci yarıda futbol heyecanıyla yeniden bir arada olacağız. Ödemiş Spor'un kaçırdığı önemli fırsatlar olduğunu da belirtelim. Bakalım ikinci yarı bizlere neler gösterecek.
3 TV TR ekranlarında karşılaşmanın ikinci yarısında yeniden bir aradayız ve ikinci yarı başladı Alperen Çopur'un düdüğüyle. İlk yarıyı Bayındır Spor 1-0 önde kapatmıştı. İkinci yarıda da sakatlıktan uzak güzel bir maç olmasını diliyoruz. Belirttiğimiz gibi 3 TV TR YouTube sayfasında bu karşılaşma canlı yayınlanıyor bugün. Serkan çıktı, kalesini terk etti, tehlike önledi ancak top Yasin'in önünde kaldı. Yasin istediği pası veremedi. O bölgede Murat Karabata. Şimdi yerden pas, Selçuk'un pası. Yasin Yılmaz topla buluştu. Yasin oynadı yerden. Murat Karabata'ya doğru top oyun alanını terk etti. Taç atışı Ödemişspor'un. İlk yarıda Ödemişspor belirttiğimiz gibi arka arkaya gol pozisyonlarından yararlanamadı. 23. dakikada Murat Karabatak takımının tek golünü attı. Şimdiye kadar olan maçın tek golüydü bu. 40. dakikada Emirhan'ın kafa vuruşunda Ödemişspor bir kez daha gole yaklaşmıştı ancak sonuçsuz kaldı o pozisyonda. İkinci yarıda herhangi bir değişiklik yok iki takımda da. Başladıkları 11'de sahadalar. Şimdi Efe Yıldız. Hamza pasını yerden Ali Yiğit'e verdi. Ali Yiğit sol kanada Hakkı'ya kazandırıyor bu topu. Biraz da şans Hakkı'ya yardımcı oldu. Arda döndü eksen etrafında Arda çıkamadı o boşluktan. Arda'nın müdahalesi için faul kararı geliyor. Ödemişsporlu kenar heyeti de bu karardan memnun değil. Hasan Topaloğlu yavaş adımlarla geliyor serbest vuruşu kullanmaya. Skor avantajını elbette değerlendirmek istiyor konuk ekip. Ödemiş gibi zor bir deplasmanda. Hasan henüz kullanmadı. Hakem Alperen Çopur kullanmasını istedi artık. Şimdi kalecisi Serdar'a döndü. Serdar kontrolü sağladı. Serdar uzun oynadı. Karşılayan Hakkıcan göğsüyle. Hakkıcan top açıldı. Hakkıcan pasını verdi. Emirhan offside'daydı. Hareketlenmedi. Hasan Topaloğlu. Şimdi Alper Batuhan Demir. Uzun bir pas. Kaleci Serkan Gazel'e kadar geldi. Serkan Gazel. Elle hemen başlattı oyunu tekrar. Yunuscan Bozkır. Yunuscan ters kanatta Hakkı'yı gördü. Hakkıcan kontrol edebilecek mi? Kontrolünü sağladı Hakkıcan. Taş çizgisi üzerinde pasını da verdi Mümin'e. Mümin yerden oynadı. Gürkan pres var Gürkan'a. Mümin. Kalecisi Serkan'a. Serkan uzun oynadı. Şakir bu topu alabilecek mi? Göğsüyle indirdiği yerde Ödemişspor adına araya giren isim Hamza oldu. Hamza ceza alanına yaklaştı. Hamza vuruşunu yaptı. Üstten alta gitti. Hamza emin adımlarla yaklaştı. Vuruşunu da yaptı ancak şans bu anda Bayındır Spor'dan taraftaydı. Hamza ısrarla sürükledi hata. Sağ çaprazdan, sağ bekten çıktı geldi. Vuruşunu yaptı. Top üstten oyun alanını terk etti. Şimdi Bayındır Spor oyunu yeniden hareketlendiriyor. Hasan Aykılıç sol kanatta. Hasan pas arası yapmaya çalıştı orada Ali Yiğit. Başarılı da oldu Ödemişsporlu futbolcular. Ali Yiğit son bir dokunuş var orada Ali Yiğit'ten. Şakir ortaladı. Batuhan'a doğru savunmada Selçuk hata yapmadı. Batuhan Demir havalandırdı. Mümin kafayla Emirhan'a doğru orta alanda karşılayan Tolga Han. Şimdi uzun oynadı Ercan Engin. Hasan Aykılıç o bölgeden çıktı Hasan. Hasan ilerliyor. Hasan ikinci rakibinden de sıyrıldı. Hasan tehlikeli geliyor Bayındır Spor. Mümin son anda ayak koydu. Şimdi Hakkıcan. Hakkıcan futbolcu. Şakir. Emirhan. Efe Yıldız ilerliyor. Efe Yıldız. Çevirdi arkaya doğru. Arda topla buluştu. Arda. Desteğe gelen Hakkıcan vardı. Arda Hakkı'yı göremedi. Arda hata sürüklemek istedi. Olmadı. Açılan bu top. Araya Gürkan giriyor. Gürkan topu takımına kazandırıyor. Mümin yerden oynadı. Şimdi Arda Kundakçı'ya. Arda'dan Emirhan'a. Emirhan'ı döndürmemeye çalışıyor. Hasan Topaloğlu. Hakkıcan topla hareketli. Hakkıcan'ın ortası. Şakir. Şakir'in göğsüyle indirdiği yerde. Emirhan yok. Şakir'in düşüncesi belki güzeldi ama uygulama aynı güzellikte olmayınca Ödemişspor hata sonuçsuz kaldı. Hakkıcan bu karardan memnun değil. Hemen Hakkıcan'ın yanına sarı kartıyla geliyor. Ödemişspor'da sarı kart verenin 3. isim Hakkıcan futbolcu oluyor 50. dakikada. Ödemişsporlu oyunculara kartlar kolayca çıkıyor bugün. 50. dakikada 3. sarı kartlı isim Hakkıcan futbolcu oldu.
Selçuk kalecisi Serdar'ı gördü. Serdar. Serdar'dan tekrar Selçuk'a. 2006-2007 sezonunda Ödemiş Belediyespor'da forma giyiyordu Serdar Çambaz. Ardından 2011-2012 sezonunda da Ödemiş'e transfer olmuştu. Sonrasındaki sezonlarda Tire 1922 ve Tire Belediyespor'da forma giymişti. Ödemişspor topu kaptı. Efe'nin pası. Şimdi bir vuruş üstten avuta gidiyor. Bu kez şansını deneyen isim Ali Yiğit Özten oldu Ödemişspor'da. Ödemişspor'un 2005 doğumlu oyuncusu Ali Yiğit Özten bu pozisyonda şansını denedi. Top üstten avuta gitti. Ligin ikinci haftasındayız. Ödemişspor'un bu sezon iç sahadaki ilk karşılaşmasında 3 TV TR ekranlarında İzmir Nevzat Güzelırmak süper amatör lig heyecanını sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bugün yayınımız YouTube platformu üzerinden gerçekleşiyor. Güzel bir pas Serkan'dan. Hamza'nın pası. Şakir hareket alanı buldu ama öncesinde bir endirekt serbest vuruş kullanacağını belirtti. Maçın hakemi Hamza bu karara anlam veremiyor. Biz de açıkçası anlam veremedik. Çünkü ayağın öyle aşırı derecede kalkmadığı bir pozisyonda ancak hakem bu durumu tehlikeli hareket olarak yorumladı. Bayındırspor endirekt serbest vuruş kullanacak. Şimdi Yunus Can Bozkır yerden pası Ali Yiğit. Savunmada Mümin vardı. Mümin uzun oynadı. Gürkan Yörük kontrolü sağladı. Pasını verdi Arda'ya. Arda bastı topa. Arda aradan Gürkan'ı düşündü ancak olmadı. Bayındırsporlu oyuncular topu kaptı. Dediğim anda araya Efe Yıldız girdi. Efe Yıldız şık hareketler Efe'den. Efe havalandırdı bu topu. Son anda savunmada Hasan Topaloğlu araya girdi. Batuhan Demir. Şimdi Murat Karabatak'a doğru Mümin. Orada bir hata çok tehlikeli sonuçlar yaratabilir. Murat Karabatak topu aldı. Uzaklardan vuruşunu yaptı. Uzak direkten bu kez top oyun alanını terk ediyor. Yandan avuta gidiyor bu top. Yunus Can'la orada Mümin'in anlaşmazlığı sonucunda Murat kapmıştı topu. Ancak bu atak sonuçsuz kaldı Bayındırspor adına. Gürkan topu sakladı Gürkan'ın pası Arda'ya. Arda atağa destek veren Akkıcan var. Arda sakladı topu. Arda yerden Emirhan döndü Gürkan'a. Gürkan yerde. Kalk dedi maçın hakemi Şakir. Arda vuruyor yerden. Direkt dibinden avuta gidiyor. 53. dakika Arda'nın şutu. Ödemişspor bir kez daha rakip kaleyi yokladı. 48'de de Hamza ile önemli bir fırsat geliştirmişti Kırmızı Lacivertler. Şimdi Hasan Topaloğlu uzun oynadı. Topu karşılayan orada Murat Karabatak. Murat Karabatak'tan Tolgağan'a. Tolgağan gelişi güzel havalandırılan bu top. Kaleci Serkan'a kadar geldi. Serkan kontrolü sağladı. Eliyle hemen Yunus Can'a kazandırdı. Yunus Can'dan pas Gürkan'a. Gürkan Yörük. Mümin Mutlu. Akkıcan top oyun alanında kalmıyor. Taç atışı Bayındırspor'un oluyor. Akkıcan da sinirlendi bu pozisyonda Ödemişspor'un genç kaptanı 23 yaşında. Berke kullandı taç atışını. Batuhan Otyıldız. Evet, Bayındırlı oyuncuların oyun alanına girerek taç kullandığını belirtti Aykut Koç. Sakin olmasını istiyor Aykut Koç'tan. Hakem Alperen Çopur uyarılarda bulunuyor. Sanırım Aykut Koç'un itirazı az önceki pozisyondan kaynaklanıyor. Hamza'nın pozisyondan kaynaklanıyor. Benzer bir pozisyon gelişti. Ödemişspor lehine aynı karar gelmeyince sinirlendi Aykut Koç. Ödemişspor teknik direktörü. Şimdi uzun oynadı Mümin. Savunmada Selçuk karşıladı. Araya Şakir girebilir mi? Giremedi. Ercan Engin, Bayındırspor hücumu sol kanattan gelişiyor. Ercan'ın pası Murat Karabatak'tan önce Yunus Can araya girmek istedi. Açılan bu top. Şakir kazandı topu. Oyun devam ediyor. Şakir.
Şakir yerden Ali Yiğit'e doğru olmadı bu top. Bayındırlı oyuncuların önünde kaldı. Hasan Aykılıç sol çaprazdan ceza alanına daldı ama Mümin geldi. Zamanında girdi kademeye. Tehlikeyi önledi. Bu arada Ödemiş Belediye ve Ödemiş Spor Kulüp Başkanı Mehmet Eriş de tribündeki yerini aldı. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen de karşılaşmayı takip ediyordu. Mehmet Eriş de tribündeki yerini aldı. 56. dakikadayız. 1-0 üstünlüğü var Bayındır Spor'un Ödemiş Spor karşısında. Şimdi Ali Yiğit. Ödemiş Spor hızlı çıkarsa tehlike olur. Ali Yiğit'in pası geçmiyor. Geçse Emirhan karşı karşıya kalacak. Selçuk. Selçuk'un pası top oyun alanında dedi maçın hakemi. Oyun devam ediyor. Yasin. Yasin'den bir aşırtma pas. Yunus Can. Yunus Can orada. Hasan Aykılıç da içeri sızmak istedi ancak top oyun alanını terk etti. Kale vuruşunu Serkan Gazel kullanacaktı. Topun hareket halinde olduğunu belirtti maçın hakemi. Yunus Can'ın pası. Hakkıcan topla buluştu. Hakkıcan pas verebileceği arkadaşını bulamayınca kalecisi Serkan'a döndü. Serkan. Gidin dedi arkadaşlarına Serkan. Uzun bir top. Şakir'e doğru savunma karşılıyor. Şimdi kafalardan seken top. Yasin indirdiği yerde Hasan Aykılıç var. Hasan Aykılıç'ın Hamza vardı karşısında. Hasan Aykılıç son anda Hamza ayak koyuyor. Köşe vuruşu Bayındır Spor'un. Kronometresini gösteriyor maçın hakemi. Bayındır Sporlu oyuncuların yavaş hareketleri sonrası. Şimdi Hasan Aykılıç köşe gönderinde çeyrek daire dikti topu. Orta geldi. Serkan çift yumruk dönen top. Uzaklardan yerden bir vuruş. Savunma karşılıyor. Bir vuruş daha Batuhan Okyıldız'dan farklı şekilde avuta gidiyor bu top. Evet. Kaleci Serkan top almaya gitti. Top toplayıcı çocuğu o bölgede bulunmadığı için Serkan kendisi gitti. Bu arada Ödemispor'da iki oyuncu değişikliği hazırlıyor birden. Evet, Yiğit Kayacı ve Umutcan İbolar'ı görüyorum kenarda oyuna girmek hazırlığı yaparken. Emirhan top önünde kalır mı? Kalmadı. Şimdi pas Tolgahan. Tolgahan rakip yer alana süratle sarktı. Düzeltiyorum. Orada Berke. Berke yerde. Emirhan'ın müdahalesi için faul kararı geliyor. Emirhan hücum hattından savunmasına kadar yardıma geldi. Kovaladı rakibini. Bir anlamda indirmiş oldu. Ve oyuncu değişikliklerinin yapılmasını istiyor. Maçın hakemi 16 numaralı formasıyla sağ kenarına gelecek isim Ali Yiğit Östen olacak Ödemispor'da. Muhtemelen Yiğit Kayacı onun yerine girecek. Ödemispor'un son transferi. Manisa Sanayi forması giyiyordu geçen sezon bölgesel amatör ligde Ali Yiğit. Evet, Ali Yiğit işaret edildi ve 15 numaralı formasıyla Şakir oyundan alınıyor. Onun yerine de 11 numaralı formasıyla Umutcan oyunda. Ödemispor orta alana ve kanada yönelik bir oyuncu değişikliği yaptı. İki genç oyuncu oyundan alınırken daha tecrübeli sayılabilecek isimler sahada Ödemispor adına. Şimdi sağ kanattan serbest vuruşu Hasan Aykılıç kullanma hazırlığında. Ödemispor ceza alanı ana baba günü gibi. Orta geldi. Serkan çıktı aldı bu topu kolayca. Şimdi eliyle hemen kazandırdı. O bölgede pas Efe'ye. Efe içeri sızmak istiyor. Efe'nin pası arkaya doğru açıldı bu top. Arda var arkada. Arda çeviremedi. Arda'nın önünde kalır mı bir kez daha? Kalmadı. Tolgahan son anda araya girdi. Öncesinde kalkan bayrak var. Evet, bu arada Bayındır Spor kalecisi Serdar'ın güneş ışığına karşı şapkayla sahada olduğunu belirtelim. 80'li yılları anımsatan bir görüntü.
Fenerbahçe kalecisi Toni Schumacher gibi. O da şapkayla güneş ışığına karşı görüşünü korumaya çalışıyor. Kalecilerin elbette böyle bir hakkı var. Şimdi Yiğit Kayacı, geride Mümin Mutlu vardı. Mümin, Hamza yerden pası bat. Emirhan'ı bulmadı bu top. Tolga'nın pası, yerden pas geçti bu top. Hakkıcan'ı da Mümin yetişmeye çalışıyor. Batuhan Ot Yıldız o bölgede, Mümin perdeledi. Serkan topa sahip oldu. Hakkıcan top istemişti. Tribünler de bu pasın verilmesini istiyordu Serkan'dan. Ancak Serkan o durumu fark edemedi. Şimdi oyun sürüyor. Gürkan Yürük, yerden pası Yiğit Kayacı. Yiğit, Yiğit'in de Demirspor formasıyla ilk maçı. Yiğit bastı topa. Yiğit yerden Gürkan'a. Gürkan havalandırdı. Arda'ya doğru savunmanın arasına düşen bu top. Arda almaya çalışıyor. Berke topa sahip oldu. Berke yerden oynadı. Top Mümin'de kaldı. Mümin havalandırdı. Berke havalandırmasa daha iyi olacaktı ama olmadı. Şimdi Gürkan araya girdi. Gürkan'ın pası geçmiyor. Bu arada Murat Karabatak da istediği kontrolü sağlayamadı. Arda, Efe, Yasin'in pası. Yasin Murat'ı içeri doğru kaçırdı. Murat son anda geldi, yetişti. Yunus Can. Evet, Bayındırspor Ödemirspor'un eşitlik sayısı için yüklendiği anlarda önemli boşluklar bulabiliyor. Bu anlardan birisini yaşadık Karacaoğlu Stadı'nda, ancak son anda Yunus Can geldi, yetişti. Tabiri caizse Can Avli ile bir müdahale ve köşe vuruşu Bayındırspor'un oldu. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ilk yarıda tribündeydi. İkinci yarıda Ödemiş Belediye Başkanı, Ödemiş Spor Kulüp Başkanı Mehmet Erişte tribünde. Bir kez daha belirtelim. Şimdi Hasan Aykılıç, köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte karşılanan bu top taç atışına dönüştü Bayındır Spor adına. Yavaş adımlarla Berke Sarlıca aldı topu. Kullandı taç atışını. Batuhan'dan önce araya giren Gürkan. Taç bir kez daha Bayındır Spor'un. 63. dakikadayız. Oyunu yeniden hareketlendirecek Serkan. Evet, Hamza topla buluştu. Hamza yanında Umutcan vardı. Umutcan. Hasan geldi, kapattı. Tekrar Hamza'ya kazandırdı. Hamza'dan yerden pas Yiğit'e. Yiğit de Gürkan'a. Gürkan, riskli bir pastı bu. Gürkan şimdi döndü yüzünü rakip kaleye. Yunus Can pası sağ kanatta Umutcan'a. Umutcan kontrolü şimdi sağladı. Pasını verdi Yiğit Kayacı'ya. Yiğit'ten pas Gürkan'a, tekrar Yiğit aldı. Yiğit havalandırdı. Hakkıcan'a şık bir pas. Hakkıcan topla buluştu. Hakkıcan sol çaprazda. Hakkıcan ortaladı. Kaleci Serdar da çıktı. Savunmadan bir müdahale. Kornere gidiyor bu top. İstediği gibi uzaklaştıramadı savunmada Selçuk. Ödemirspor adına bir gol şansına dönüştü pozisyon. Hakkıcan'ın ortasının da hakkını vermek lazım. Aykut Koç'u dikkatle izliyoruz. Bakın köşe gönderine kadar gitti. Oyuncularını uyarıyor. O da heyecan içerisinde. Bir an evvel eşitliği yakalamak istiyor Ödemirspor. Oldukça dezavantajlı durumda. Şimdi Gürkan orta geldi. Kaleci Serdar tek yumruk. Ceza yayına doğru açılan top. Efe kafayla çevirdi. Hiçbir arkadaşının olmadığı yere. Zaten Ödemirsporlu futbolcular birçoğu da offside pozisyonundaydı. Serdar'a şu ana dek pres yapan kimse yok. Şimdi aldı topu eline. Degajını yapıyor Serdar. Hamza karşıladı. Umutcan'a doğru araya giren Batuhan Demir vardı. Tekrar Batuhan Demir aldı topu. Batuhan'ın pası. Batuhan Ot Yıldız. Mümin hata yapmadı. Hamza kafayla çevirmek istedi. Batuhan tekrar araya girebilir mi? Şimdi Murat Karabatak'a doğru. Hakkıcan sakladı topu. Hakkıcan yerden Gürkan bıraktı. Arda'nın koşu yoluna doğru. Arda'nın uzağında bu top. Yasin Yılmaz. Yasin Yılmaz.
Adamışlı taraftarların sarı kart beklentisi vardı bu pozisyonda. Ancak hakem oralı değil. Serbest vuruşu Mümin Mutlu kullanıyor. Kırmızı lacivertli ekipte. Oyun devam ediyor. Batuhan Demir yerden kalkabilmiş değil. Hasan Topaloğlu gelişi güzel bir uzaklaştırma. Taç atışı Ödemişspor'un. Oyun yeniden hareketleniyor. Ödemişli futbolcular o arada su içme durumundalardı. Topu centilmence rakibe iade etti Hakkıcan da. Mümin karşıladı Murat Karabatağ'ı. Kafayla sektirdi Gürkan. Mümin'den sert bir müdahale vardı. Hakem devam ettirdi oyunu. Şimdi Hamza'nın pası Gökhan. Umutcan'ı bulmadı bu top. Savunma girdi araya. Hasan Aykılıç. Hasan Aykılıç'tan önce araya giren, ayak koyan o bölgede Yiğit Kayacı oldu Ödemişspor adına. Maçın hakemi yine kronometresini gösterdi. Bayındırsporlu oyuncuların oyunu ağırdan alma çabaları var. Sıcak hava ve zemin şartlarıyla da mücadele ediyor iki ekip oyuncuları da. Tabii ki kolay değil. Şimdi Hakkıcan, Ödemişspor sol kanattan ilerlemek istiyor. Hakkıcan. Hakkıcan'ın pası Arda. Arda geçmek istedi rakibini. Yerde kaldı. Faul bekliyor. Ödemişsporlu futbolcuların yoğun itirazları söz konusu. Offside bayrağı kalktı Murat Karabatak için bu arada. Ancak bu pozisyonda faul bekledi. Hem taraftarlar hem Ödemişli futbolcular. Hakem Alperen Çopur'a büyük tepki var. Yunuscan kalecisi Serkan'a. Serkan Gazel. Serkan pas verebilecek. Arkadaşını aradı. Hakkıcan'ı düşündü. Boşta kalan top yine Bayındırlı oyuncularda kaldı. Batuhan yerde. Yiğit'in müdahalesi için. Şimdi faul kararı geliyor. Yiğit de az önceki pozisyonu hatırlatıyor. Hakem Alperen Çopur'a. Batuhan Demir yerden kalkabilmiş değil. Evet, Bayındırspor'da ilk oyuncu değişikliği yapılacak. Birazdan Berkay Aktürk geliyor. Kanat oyuncusu o da. Geçen sezon İşçievleri Spor'da ve Bornova Ataspor'da forma giymişti. Sezon öncesi transferlerinden sarı kırmızıların. Yasin havalandırdı. Arkaya doğru Mümin sektirmedi. Batuhan Ot Yıldız içeri çevirmek istedi. Karşılayan Yiğit oldu Yiğit. Yiğit şimdi sağ kanatta Umutcan'ı gördü. Umutcan, Hamza destek veriyor Umutcan'a. Hamza'nın koşuyanına doğru Hamza. Hamza süratle sarktı. Hamza ilerliyor. Hamza sağ kanatta. Hamza'nın yerden ortası. Selçuk'ta kalıyor bu top. Çok kolay bir top oldu. Bayındır'ın kontrol etmesi çok zor olmadı. Yiğit'in müdahalesi. Yasin yerde faul bekliyor. Oyun devam ediyor. Yetişemedi. O bölgede Hasan Aykılıç. Taç atışı Ödemişspor'un. Berkay Aktürk oyuna girmek için sağ kenarında bekliyor. Yardımcısının işareti vardı. Şimdi gördüm dedi maçın hakemi. Oyun sürüyor. Gürkan Yürük pasını verdi Mümin'e. Mümin uzun oynadı Emirhan'a doğru. Emirhan alabilecek mi bu topu? Berke topu uzaklaştırmak istedi ve taç atışı Ödemişspor'un oldu. Oyuncu değişikliği şimdi yapılıyor. Oyundan alınan isim 20 numaralı formasıyla Batuhan Ot Yıldız oluyor. Sağ kanadında forma giyiyordu Bayındırspor'un. Onun yerine 61 numaralı formasıyla Berkay Aktürk'ü izleyeceğiz. Berkay şimdi oyuna girdi. Oyun yeniden hareketleniyor. Hakkıcan taç atışını kullanacak. Hakkıcan kullandı. Emirhan'a doğru Emirhan kafayla. Murat Karabatak kafalardan seken top. Yasin topuyla indirdi. Murat'ın pasında araya giren Yunuscan oldu. Şimdi Hakkıcan. Hakkıcan yerden Emirhan'a. Emirhan dönebilecek mi? İki oyuncu geldi kapattı. Oyun devam ediyor. Kalk dedi hakem.
Arda Kundakçı pası Gürkan, Gürkan'dan Efe açı arıyor. Efe açıyı ararken araya giren Hasan Aykılıç oldu. Şimdi Hasan'la çıkmaya çalışıyor Bayındır Spor. Ancak Ödemiş Sporlu oyuncular topu geri kazandı dediğim anda müdahale topa dedi. Maçın hakemi oyunu sürdürdü. Yiğit Kayacı yerde kalmıştı. Selçuk bastı topa. Selçuk havalandırdı. Uzun oynadı. Yunus Can şimdi kontrolü sağladı. Hamza pasını verdi. Yiğit Kayacı. O da yerden Mümin Mutlu'ya. Mümin Mutlu. Onun pası Yunus Can'a. Yunus Can Ödemişspor savunmada hazırlık paslarını sürdürüyor. Mümin uzun oynadı. Hamza topla buluştu. Hamza Umut Can'ı kaçırmak düşüncesindeydi. Savunma kafayı vurdu. Ve sıvı ihtiyacı için son 20 dakikaya girilirken iki ekip oyuncularını da sağ kenarına gönderiyor maçın hakemi. Zaten tempo çok yükselemiyordu. Bir de su molası eklenmiş oldu bu duruma. Biz de bir su molası vermiş olalım. Maçın hakeminde de tepkiler var. Evet. İki ekip oyuncularını da yeniden sahaya davet etti. Maçın hakemi Alperen Çopur. Bayındır Spor için işler elbette yolunda gidiyor. Kalesinde atlattığı önemli tehlikelere rağmen 1-0'lık üstünlüğü var sarı kırmızıların. Fazla sayıda bir pozisyon geliştirdiğini belirtemeyiz. Konuk ekibin ancak Ödemişspor'da bulduğu pozisyonları boşa harcamanın acı sonucunu yaşadı ilk yarıda. Bakalım kalan sürede gol ya da goller bulabilecek mi Ödemişspor? Bu maçı çevirme ya da sahadan puanla ayrılma adına. Selçuk karşıladı bu topu. Araya giren Umutcan oldu. Umutcan sakladı. Umutcan Gürkan'a kazandırmak istedi. Olmadı. Oyun devam ediyor. Hakem topa dedi hareket. Şimdi Yiğit. Yiğit de geliyor. Yiğit uzaklardan şansını denedi. Farklı şekilde top out'a gidiyor. Serdar yerden oynadı. Savunmanın arkasına atılan bu top. Yunus Can gidiyor. Murat Karabatak onu kovalıyor. Kalecisine sert bir pas. Şimdi Serkan Gazel. Serkan uzun oynadı. Orta alanda Yiğit karşıladı. Açılan top yeniden Bayındırlı oyuncularda dediğim anda kafayı Hamza vurdu. Şimdi Yasin. Yasin kaçırdı Hasan Aykılıç. Hasan Aykılıç sol çaprazdan girdi. Vuruşunu yaptı. Çizgi üzerinden Mümin çıkardı. Çok kritik bir an. Ödemişspor adına, Bayındırspor adına. Hasan Aykılıç sol çaprazda kendini unutturdu. İçeri sızdı. Vuruşunu yaptı. Bu arada Serkan da boşa çıktı. Oyun devam ediyor. Faul kararı geliyor. Evet, yerde olan isim Mümin. Az önce o çok kritik müdahaleyi yapan Mümin. 74. dakikada şu anda sakatlık yaşıyor. Bayındırspor'un ikinci yarıda geliştirdiği en net pozisyondu bu. 74. dakikada Mümin'in çizgiden çıkardığı top. Top boş kaleye doğru yuvarlanırken, ilerlerken, süzülürken diyelim, son anda müdahale etti ve takımının 2-0 geriye düşmesine engel oldu. Mümin Mutlu şimdi de sakatlık yaşıyor. Biliriz önemli bir şey yoktur. Evet. Mümin şimdi doğruldu. Oyun kuralları gereği sağ kenarına çıkacak Mümin. Hakemden izin isteyip öyle girecek. O saniyelerde de Demirspor sahada 10 kişi olacak. Bunu belirtelim. Şimdi oyun yeniden hareketleniyor. Serbest vuruş kullanıldı. Yunus Can yerden oynadı.
Hamza, Hamza'nın pası. Umutcan, Umutcan, Umutcan sakladı. Hamza'yı kaçırma düşüncesindeydi Umutcan. Bayındırlı oyuncular izin vermedi. Efe Yıldız, Efe Yıldız orta alanda Efe. Efe'nin pası. Hakkıcan'ı buldu bu top. Hakkıcan, Hakkıcan yerden oynadı Gürkan'a. Gürkan'dan pas çık. Arda Kundakçı, Arda çekti. Arda, Arda ortaladı arka direğe doğru. Umutcan var orada. Vuruşunu yaptı kaleci Serdar. Ödemispor gole çok yaklaştı. Bu arada evet, Gürkan bir sakatlık yaşıyor. Ödemispor'un bu dakikada gole çok yaklaştığını belirtelim. 76. dakikada kendisini unutturan Umutcan vurdu kafayı. Yerden seken top Serdar'da kaldı. Gürkan'da sanırım bir kramp problemi var. Sağlık görevlileri o bölgede. Ödemispor'un etkili geldiği bir andı bu. Arda'nın ortasında Umutcan arka direkte kendisini unutturdu. Ancak Serdar o bölgedeydi, geçit vermedi. Serdar'ın sık sık arkadaşlarını uyardığını görüyoruz şu saniyelerde. Elbette Ödemispor biraz daha risk alıyor. Biraz daha çok rakip yer alanda etkin olmaya çalışıyor. Bayındır Spor'da 74. dakikada gole çok yaklaştı. Şimdi Gürkan kalktı. Sekiyor gördüğümüz kadarıyla bulunduğumuz noktadan. Dileriz önemli bir şey yoktur. Bayındırlı oyuncular yardımına koştu. Güzel görüntüler. Sahalarda görmek istediğimiz görüntüler elbette bunlar. Hiçbir şey sporcu sağlığından, insan sağlığından daha değerli değil. Hiçbir 3 puan, hiçbir netice. İşte Gürkan sağ kenarında. Bakalım oyuna devam edebilecek mi? Acı içerisinde. Hava atışı sonrası. Oyun degajla devam etti. Mümin karşıladı. Offside bayrağı kalktı Emirhan için. Uğur İnce'nin bayrağına uydu orta hakem Alperen Çopur. Şimdi yerden kullanıldı bu endirekt serbest vuruş. Berkay, Berkay'ın pasında araya Hakkıcan girdi. Mümin, Mümin havalandırdı Emirhan'a doğru. Berkay bir kez daha. Efe Yıldız, Efe Yıldız korumayı başardı Efe. Efe topa bir elle müdahale tespiti var. Ödemispor serbest vuruşu hemen kullandı. Yunuscan bastı topa. Yunuscan. Yunuscan'ın pası Mümin'e Mümin. Mümin'den Hakkıcan'a. Hakkıcan istediği gibi kontrol edemeyince taç atışı Bayındırspor'un oldu. Gürkan oyuna dönebilmiş değil. Ödemispor sahada 10 kişi. Normal sürede son 12 dakikanın içerisindeyiz. Hakkıcan. Hakkıcan'ın elle müdahalesini tespit etti maçın hakemi Alperen Çopur. Tepki var hakeme. Bu arada serbest vuruşta kullanıldı. Karşılayan Hamza oldu. Hamza. Hamza bıraktı. Yiğit. Riskli paslar savunmada. Top kaleci Serkan'a kadar geldi. Serkan havalandırdı. Umutcan kontrolünü sağlayabilecek mi? İlkan da sağladı. Şimdi pasını da verdi. Yiğit. Arda kendisini unutturmuştu. Arda'ya doğru bu top. Arda topla buluşabilecek mi? Serdar kalesini terk etti. Serdar istediği gibi de uzaklaştıramadı aslında. Kaç atışı Ödemispor'un. Gürkan bu arada oyun alanına dönüyor. Ödemispor yeniden 11 kişi sahada. Hakkıcan kullandı kaç atışını. Şimdi Efe Yıldız. Efe Yıldız. Efe Yıldız. Vuruşunu yaptı. Kaleci Serdar. Efe kalenin önünde belki de sekeceğini hesaplayarak bir vuruş denedi. Orta şut karışımı. Serdar hata yapmadı. Serdar'ın degacı Murat Karabatak. Efe. Efe şık bir şekilde topu Yiğit'e kazandırdı. Yiğit. Yiğit Kayacı'nın yerden pası Emirhan topla buluşabilecek mi? Selçuk geçit vermiyor. Topu Çamlık tribününe kadar gönderiyor. Bu arada Ödemispor'da bir sakatlık var. Sanırım yeniden Gürkan orada sakatlık yaşıyor. Sağlık görevlilerini yeniden oyun alanına davet etti. Tempo düşüyor bu saniyelerde. 80. dakikaya Bayındırspor
1-0 üstün giriyor Saracoğlu stadında. Gürkan, evet, yine benzer bir problem. Umarız Adele sakatlığı vesaire yoktur. Gürkan acı içerisinde oyuna devam edebilecek mi? Az önce de uzun süre yerde kalmıştı. TVTR ekranlarında İzmir Süper Amatör Lig heyecanını size yansıtmaya çalışıyoruz. İkinci haftadayız. Ödemiş Spor'un bu sezon iç sahada Saracoğlu Stadı'nda oynadığı ilk karşılaşma Bayındır karşılaşması ve Bayındır Spor Ödemiş Spor karşısında son 10 dakikaya 23. dakikada Murat Karabatağ'ın ayağından bulduğu golle 1-0 önde giriyor. Evet, acı içerisinde sağ kenarına geliyor Gürkan Yörük Ödemiş Spor'da. Oyun alanını terk edecek gibi. Bakalım oyuncu değişikliği nasıl gerçekleşecek Ödemiş Spor'da. Evet, bir kez daha kendisini yere bıraktı Gürkan. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Hamza'nın pası yerden Arda'ya. Arda sakladı topu. Arda döndü yüzünü kaleye. Arda yerden cılız bir vuruş oldu bu. Umutcan'ın önünde kalmadı. Arda iyi sakladı ancak neticede vuruş iyi olmadı. Şimdi Selman geliyor Ödemişspor'da sağ kenarına. Ödemişspor'un 3. oyuncu değişikliği alacak bu. 5 oyuncu değişikliği hakkını 3 seferde yapma gerekliliği var. Onu da hatırlatalım ve Gürkan'ın yerine Selman oyuna girecek. Sakatlık yaşayan Gürkan çıkıyor. Selman oyuna girecek birazdan. Bu dakikalarda Ödemişspor 10 kişi. Şimdi Efe geriye doğru oynadı. Hamza'dan pas Yunus Can'a. Ödemişspor tüm atlarıyla rakip yarı alanda diyebiliriz. Yunus Can'dan bir çalım. Yunus Can ikinci hareket gelmedi. Çok tehlikeli gelişebilir Bayındır atağı. Öyle de oldu. Hasan Aykılıç ilerliyor. Arka tarafta boşta olan isim Murat Karabatak. Hasan Aykılıç. Hasan Hamza orada. Hasan Aykılıç sakladı. Bıraktı Yasin'e. Yasin ceza sahası dışından vuruşunu yapıyor. Yandan avuta gidiyor. 83. dakikada bir ikinci gol olur mu dedi Yasin ama vuruşu aynı güzellikte değil. Evet, şimdi oyuncu değişikliği yapılıyor. Gürkan oyundan çıktığı için oyundan çıkmak zorunda kaldığı için Selman şimdi oyuna dahil oluyor. Ödemişspor'un sezon öncesi transferlerinden 23 yaşındaki Selman daha çok serbest oynayan, forvet arkasında oynayan bir isim. Bakalım kalan sürede Ödemişspor için skor üretimine katkıda bulunabilecek mi? Yunuscan arkadaşların ileriye doğru açılmalarını istedi. Uzun da oynadı. Emirhan kafayla sektirdi. Selman'a doğru. Selman topla ilk buluşması Selman'ın. Savunmada hata yapmadı Hasan Topaloğlu. Taç atışı Ödemişspor'un karşı tribünler önünde köşe gönderi dibinden taç atışını Ödemişspor şimdi Selman'la kullanacak. Selman arkadaşların içeriye doğru hareketlenmelerini istedi. Geride Hamza vardı. Hamza'yı gördü. Hamza bekletmeden bir orta gelir mi? Yasin ayak koydu. Taç bir kez daha Ödemişspor'un. Şimdi Hamza kullandı hemen Efe Yıldız saklamaya çalışıyor topu Efe sakladı topu Efe. Geride Yunuscan'ın pası Hamza'nın ortası Emirhan'a doğru. Emirhan vurdu kafayı, kaleci Serdar için kolay bir top oldu ama öncesinde kalkan offside bayrağı var. Endirekt serbest vuruşu Bayındır Spor kullanacak. Serdar Çambaz endirekt serbest vuruşu kullanma hazırlığında Bayındır Spor'un tecrübeli kalecisi. Yaşında. Şimdi Mümin Emirhan'a doğru oynadı. Emirhan faul bekliyor. Oyun devam etti. Yunuscan, Hakkıcan hata yapmadı iki oyuncu da. Kaleci Serkan topla buluştu şimdi. Ödemişspor oyun kurmaya çalışıyor. Beraberlik golü için. Şimdi Hamza'nın pası Efe'ye. Efe'den pas denemesi. Batuhan'a takıldı bu pas. Batuhan Demir. Sağdaki tek Batuhan şu an. Batuhan ok yıldız çıktıktan sonra. Hasan Aykılıç hareket alanı buldu. Karşısında Yunuscan var. Hasan Aykılıç ceza alanına sokuldu. Hasan vuruşunu yaptı. Kaleci Serkan. Seken top. İki hamlede topa sahip oluyor Serkan.
Bayındır Spor adına önemli bir tehlikeydi bu. 85. dakikada Hasan Aykılıç. Şimdi Umutcan İbolar. Umutcan'ın karşısında Ercan Engin var. Umutcan havalandırdı. Emirhan şık bir vuruş denemesi. Tehlikeli hareket bekliyor Bayındırlı oyuncular ama hiçbir şey yok dedi maçın hakemi. Oynayın dedi. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Eksen 6. dakikayı da yaraladık Saracoğlu Stadyumu'nda. Bayındır Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var 23. dakikadan beri. 2 Ekim'inde geliştirdiği elbette önemli fırsatlar var ancak başka gol sesi çıkmadı Saracoğlu Stadyumu'ndan. Taç atışıyla ilerliyor Ödemispor sağ kanattan. Şimdi Hamza taç atışını kullanma hazırlığında kullandı. Selman bıraktı. Efe. Efe ilerliyor. Efe 3 kişinin arasına çıktı. Efe bir çalım daha. Efe son çizgide savunmaya bir temas var ve köşe vuruşunu Ödemispor sağ kanattan kullanacak. Ödemispor rakibini bunaltmaya çalışıyor. Köşe gönderine giden isim Hakkıcan. Futbolcu Ödemispor'un kaptanı sol beki. Efe orada ısrarla hata sürükledi. Takımına bir köşe vuruşu kazandırdı. Bakalım bu köşe vuruşundan nasıl bir sonuç çıkacak? İçerisi çok kalabalık. Orta geldi. Arkaya açılan bu top. Kimse yetişemedi. Emirhan da yetişemedi. Şimdi Bayındır Spor kontratağını izleyebiliriz. Murat Karabatak bıraktı. Berkay Aktürk. Berkay Arda'yı geçemiyor. Arda bekleyince Berkay geldi. Topa bir kez daha sahip oldu. Oyun devam ediyor. Berkay'dan bir çalım daha. Bayındır Spor ikinci gol için geliyor. Berkay ortaladı. Murat Karabatak bekletmeden vuruşu. Serkan iki hamlede topa sahip oluyor. Öncesinde Serkan'a yapılan hareket için faul kararı geldi ve Murat Karabatak'a bir de sarı kart çıkacak. Bayındır Spor adına sarı kart gören isim, ilk isim Murat Karabatak oluyor 88. dakikada. Bayındır Spor Berkay'ın tekrar topu Arda'dan kazanmasıyla önemli bir tehlike geliştirdi ancak Serkan gol izni vermedi. Yiğit Kayacı'nın pası. Şimdi Yunuscan havalandırdı. Sekerse tehlike olur. Sektirmedi Ercan. Batuhan Demir. Yunuscan araya girdi. Savunmanın arkasına Serkan Hasan Aykılıç. Offside yok. Hasan ilerliyor. Hasan Mümin vardı karşısında. İlk anda kurtulamadı Mümin'den. Hasan Mümin mücadelesi bıraktı. Berkay vuruşunu yaptı, üstten avuta gitti. 88. dakikadan çıkarken bir kez daha gole yaklaşıyor Bayındır Spor. Şimdi Hamza. Orta alanlar çok kolay geçiliyor elbette. Ödemispor'da riske girdiği için. Bu arada Ercan. Düzeltiyorum, Yasin. Kaptan Yasin, Bayındır Spor kaptanı. Öncesinde elle oynama. Bunu tespit etti. Hayır. Taç atışını kullanılmasını istedi hakem. Şimdi Yiğit pası Yunuscan'a. Yunuscan yerden oynadı Efe'ye. Efe sakladı topu. Efe döndü yüzünü. Efe o bölgede Arda havalandırdı. Selman. Emirhan önünde buldu topu. Emirhan dönebilecek mi? O boşluktan çıkamadı. Açılan topu Efe aldı. Efe sakladı topu ısrarla. Efe bastı topa Efe. Efe saklıyor topu. Top halen Efe'de. Efe havalandırdı Umutcan'a doğru. Zor bir top Umutcan için. Ercan Engin geldi, yetişti, araya girdi. Hasan Aykılıç. O da topu oyun alanında tutamadı. Evet, Ödemispor'da bir oyuncu değişikliği hazırlığı daha var. Mehmet Çetin oyuna girecek. Bakalım onun boy avantajından mı yararlanmaya çalışacak teknik direktör Aykut Koç. Çünkü savunmaya dönük bir isim. Ve maçın da sonuna geldik. 90. dakikadayız. Muhtemelen Arda'nın yerine oyuna girecek. Çünkü 2 tabela var. Evet, 90+4 oynanacak Saracoğlu Stadyumu'nda ve
Şimdi oyuncu değişikliğinin yapılmasını istiyor. Arda Kundakçı oyundan alınırken yerine oyuna giren isim 4-25 numaralı formasıyla Mehmet Çetin oluyor. Ödemispor'un genç stoperi bir gol umudu olarak ileri uçta belki de indireceği bir topla ya da bir kafa vuruşuyla takımına avantaj sağlaması için. Şimdi oyunda Mehmet Çetin, bakalım 4 dakikalık uzatma nasıl gerçekleşecek. Mehmet Çetin'in müdahalesi için faul kararı geliyor. Batuhan Demir yerdeydi bu arada. Mümin'e sarı kart çıkıyor Ödemispor'da. 90+1'deyiz. Mümin sarı kartla cezalandırılıyor ve Bayındırspor'da da bir oyuncu değişikliği daha. Murat, golü atan Murat oyundan alınırken yerine 21 numaralı formasıyla Caner giriyor. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Berke geriye döndü. Uzun oynadı Hasan. Caner topla buluştu. Oyuna girer girmez Yunus Can. Yunus Can bıraktı kalecisi Serkan'a. Serkan uzun oynadı. Umutcan kontrolü sağladı Umutcan. Umutcan'ı döndürmüyor Bayındırlı oyuncular. Şimdi Yasin pasını verdi. Tolgahan uzaklardan şansını denedi. Yiğit'e çarpan top açıldı ve taca gitti. Taç atışı Bayındırspor'un. Elbette bu düşük tempo Bayındırspor'un son saniyelerde oldukça işine geliyor. Ödemispor rakip yarı alanda etkinlik kurmakta zorlanıyor. Bayındırlı taraftarların coşkusu var. Şimdi Caner saklayamadı topu. Taç atışı Ödemispor oldu. Mümin. Orada bir faul beklentisi vardı. Oyun devam etti. Hakkıcan top ileri açılamadı. 90+3'ün içerisine giriyoruz. Saracoğlu stadında Bayındırspor'da iki oyuncu değişikliği daha olacak. İki isim daha geliyor sağ kenarına. Ataberk ve Halil Yılmaz. Ödemispor istediği etkinliği sağlayamıyor uzatma anlarında. Şimdi Akkıcan'ı kullandığı taç atışı, kafalardan seken top. Tolgahan havalandırdı. Caner'e doğru Mümin karşıladı. Yasin seken top. Batuhan öncesinde bir serbest vuruş tespit ediyor. Muhtemelen de evet, iki oyuncu değişikliği birden yapılıyor dediğimiz gibi. Yasin oyundan alınıyor. Yasin bu tabelayı görmedi. Yasin ve Hasan Aykılıç oyundan alınırken Halil Yılmaz oyuna giriyor. Ataberk aynı şekilde oyuna giriyor. Son saniyeler tabii ki yavaş adımlarla geliyorlar sağ kenarına. Uzatmalarında son 45 saniyesi. Şirketi Yasin. Hala oynuyor mu Şirketi? Şirketi Yasin. Yaşıramaya. Serbest vuruş kullanıldı. Arkaya doğru açılan top. Orada Berkay var. Berkay sakladı topu. Berkay pasını verdi. Mehmet Çetin'de kaldı bu top. Mehmet Çetin havalandırdı. Emirhan'a doğru. Sekerse tehlike olur. Emirhan alabilecek mi? Emirhan kafayla seken top. Emirhan ısrarla hata sürüklüyor. Taç atışı Ödemispor'un. Son saniyelerdeyiz artık. 90+4'ten çıkmak üzereyiz. Hakkıcan da aldı topu şimdi taç atışını kullanmak üzere. Hakkıcan arkadaşlarının açılmasını istedi. Bir beraberlik olur mu Ödemispor adına? Mehmet Çetin orada pozisyonu zorlayan isim. Mehmet Çetin'in müdahalesi için faul kararı geliyor. Thank you.
Ve karşılaşmada son düdük geliyor. Serdar Çambaz'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında. İkinci haftada karşılaşmanın galibi 1-0'lık skorla Bayındır Spor oluyor. Edemispor'u Saracoğlu stadında yenmeyi başarıyor. Edemispor futbolcuların hakeme itirazları var, ancak Edemispor taraftarların Bayındır Spor'u alkışladıklarını görüyoruz. Ve Ödemiş Belediye ve Kulüp Başkanı Mehmet Eriş de Ödemiş Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'i tebrik etti. Güzel görüntüler bunlar elbette. Bayındırlı taraftarların büyük sevinci söz konusu. Bayındır Spor 23. dakikada Murat Karabatay'ın ayağından bulduğu golle Ödemiş Spor'u mağlup etmeyi başardı. Ödemiş Spor ikinci haftayı da puansız kapatırken Bayındır Spor 2-2 yaparak yoluna devam ediyor. Kritik Ödemiş deplasmanından puanla ayrılarak gelecek hafta Bayındır Spor evinde Tire Belediyespor'u konuk ederken Ödemiş Spor Selçuk Çamlık Spor deplasmanında olacak ve Ödemişli taraftarların Bayındır Spor'u alkışladıklarını görüyoruz. İşte Bayındırlı oyuncular da galibiyet sevincini yaşıyorlar. Tribünlere koşuyorlar el ele. Ödemişli taraftarların da sonuca tepkisi var tabii ki. Ödemişli futbolculara da, evet, hakem triyosuna da tepki var. Bayındırlı futbolcular şampiyon sesleriyle sevinirlerken Ödemişli oyuncular sessiz bir şekilde soyunma odasının yolunu tutuyorlar. Karşılaşmanın ilk yarısında Ödemiş Spor aslında 3-4 net pozisyon geliştirmişti. Hamza'yla, Emirhan'la, Ali Yiğit'le, Yunus Can'la, Şakir'le aynı şekilde. Ancak sonuç bulamamıştı. 23. dakikada ise savunmanın arasına atılan topta topu saklamayı başaran Murat Karabatak, Galatasaray'a rağmen uzak direğe yaptığı vuruşla 3 puanı getirmeyi başardı. İkinci yarıda da yine Ödemiş Spor'un 48. dakikada Hamza, 53. dakikada Arda'yla geliştirdiği pozisyonlar vardı. Bayındır'da yine 74. dakikada Hasan Aykılıç'la ikinci gole yaklaşmış. 76'da Ödemiş Spor adına Umutcan belki bir beraberlik demişti, ancak orada da serdar izin vermemişti. 87 ve 88. dakikalarda Murat Karabatak ve Berkay'la geliştirdiği pozisyonlardan gol çıkartamayınca Bayındır Spor karşılaşma tek golle sonuçlandı. O tek golü de Bayındır Spor kaydetti ve 3 puana uzanan taraf sarı kırmızılı Bayındır Spor oldu. 3 TV TR ekranlarında bu heyecanı sizlere yansıtmaya çalıştık. Ben spikerimiz Başar Uçar. Ekip arkadaşlarımla birlikte sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Yine futbol heyecanını birlikte yaşayacağız. İşte o gol anını yönetmenim Alper Yıldırım tekrar ekranlara getiriyor. Dar açıya rağmen uzak direği şık bir vuruşla görmüştü Murat Karabatak ve Bayındır Spor'a hayat veren o golü kaydetti. Maçın 23. dakikasıydı. Ve Ödemişli taraftarlar Bayındırlı futbolcuları alkışlıyorlar galibiyet sonrası. Bir anlamda kendi takımlarına protesto, konuk takımı da onore edici bir tavrın içinde Ödemişli taraftarlar, Ödemişli futbol severler, Bayındırlı oyuncular da yavaş yavaş soyunma odasına gidiyorlar. Karşılaşmada geniş güvenlik önlemleri vardı Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, onu da belirtelim. Herhangi bir gerginlik, sıkıntı yaşanmadan karşılaşma tamamlanmış oldu. Yavaş yavaş yayınımızı kapatıyoruz. Tekrar ediyorum, ekip arkadaşlarımla birlikte güzel bir pazar akşamı yaşamanızı diliyorum. Yine 3 TV TR ekranlarında futbol heyecanını sizlerle paylaşmaya, bu heyecanı sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Dünya Koleji Ödemiş Spor Bayındır Spor maçını sundu.